Birkaç gündür herkesin sorduğu bir soru var aslında üst başlık olarak. Ne yaşıyoruz şimdi biz? Ne yaşadık? Yaşadığımız şeyi ne olduğunu anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bir de hep soruları da böyle soruyorum ya. Ciddi mi? Ne kadar ciddi? Biz bunun ciddiyetinin ne kadar farkındayız? Biz faniler. O yüzden en çok da hukukçulara başvurmak lazım aslında sevgili izleyiciler. Bu işi bilenlere. Gerçi son dönemde yaşadığımız pek çok mevzuda siyaseti hukuktan çok daha öncelikli konuşmak zorunda kalıyoruz. Belki bu meselede de öyle bir yan vardır zaten. Mevzu şu, birkaç gündür konuşuyoruz aslında Can Atalay'ın hak ihlali başvurusundan bu yana. Yargıtay'ın biliyorsunuz tam da Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ın hak ihlali başvurusunu görüşmesine günler kala gizli davasına ilişkin o dosyaları onamıştı, verilen cezaları onamıştı. Can Atalay bu arada milletvekili seçildi, bu arada mazbatasını aldı. Komisyonda bile üyeliği var biliyorsunuz mecliste İnsan Hakları Komisyonu'nda ama bir türlü tahliyesi gerçekleşmemişti. Bu yüzden yaptığı hak ihlali başvurusunu görüşen Anayasa Mahkemesi'ndeki çetrefilli bir süreç olduğunu hatırlatalım bir kez daha. Evet, hak ihlali vardır dedi ve tahliye edilmeli diyerek dosyayı yerel mahkemeye yollamıştı. Yerel mahkeme 6 gün bekledi, neyi bekledi bilinmez. Sonuç olarak o da Yargıtay'a yolladı. Ateşten bir top olarak görülüyor anladığımız kadarıyla bu dosya. Sonra Anayasa Mahkemesi ile ilgili Yargıtay'ın suç duyurusu haberi geldi. Anayasa Mahkemesi çünkü Can Atalay ile ilgili evet 9 üye dedi ki burada hak ihlali vardır, tahliye edilmelidir. Bir de öyle açık ve net bir şekilde yazılmış ki A, B, C ne yapılması gerektiği ortada. Ama gelin görün ki hiçbir noktada kilitlendi. Bu yaşadığımız şeyin adı yargı krizi mi, siyasi kriz mi, devlet krizi mi, ne kadar ciddi, biz ne kadar farkındayız, bizi yani sokaktaki sıradan insanları niye ilgilendirir? Danışacağız elbette, her boyutuyla konuşmaya çalışacağız. Hem burada stüdyomuzda hem de internet bağlantısıyla kıymetli konuklarımız var. Onlara bir merhaba diyelim, size takdim edelim efendim. Profesör Doktor Şule Soyboyunsuz hocamız bizimle birlikte, anayasa hukukçusu olarak. Valla anayasa sağından baksam solundan baksam yine var mı bu tartışmalarda bir yeri diye bakmak lazım galiba hocam. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Büyük ölçüde anayasanın birkaç maddesinin yorumuyla ilgili, evet, yüksek mahkemeler arasındaki bir mücadele. Fakat bu bir ciddi anayasal krize dönüşmüş durumda. Ve Anayasa Mahkemesi'nin yerini, konumunu, hak ve özgürlüklerle ilgili yapılan bireysel başvuru davalarının varlığını tehdit eden bir tartışmanın fişeğini ateşlemiş oldu. İyi bir yere doğru gitmiyoruz yani biraz. Yani maalesef. Birazdan açalım hocam. Çok teşekkürler, evet. Sağ olun bizimle olduğunuz için. Yine burada konuğumuz Sayın Mehmet Durakoğlu, hukukçu Sayın Durakoğlu. Biz daha öncesinde onu İstanbul'un barosunun başkanı olarak da çokça bu yayınlarda buluştuk. Yine hak arayışlarında epey adını duyduğunuz, yüzünü gördüğünüz bir hukukçudur. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi hukukçular bir hukuk arayışında, bir garip haller. Geçen Sayın Önay Alpaga konuğumuzdu. O birinin bir yazısına alımsattı, bir tweetini daha doğrusu. Mahkemenin mahkemeyi mahkemeye verdiği bir hukuk devleti, Türkiye Cumhuriyeti diye. Vallahi enteresan şeyler. Ben de demiştim ki yargı kurumları birbirine yargı dağıtıyor. Böyle gülüyoruz ama pek doğru, sıkıntılı doğru bir tespit. Evet. Dört tane hukukçu galiba bugün tartışacağız falan ama yani bence olay hukuki olmaktan ziyade de siyasi. Yani daha ötesi siyasi aslında. Açarsak göreceğiz tabii galiba. Tabii. Açalım da hocam biraz bakalım yani o duruma, bu nedir ya, nasıl bir krizdir, bir de niye yaşıyoruz biz bunları ve nasıl ilmek ilmek dokunan bir şey mi var aslında ortada diye danışacağız elbette sizlere. Yine hukukçu Sayın Ali Özgündüz bizimle birlikte internet bağlantısıyla. Ali Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar Çiğdem Hanım, Şura hocam iyi akşamlar, Durakoğlu başkanım iyi akşamlar. Sağ olun, eksik olmayın. En son şu dezenformasyon yasası ile ilgili konuşuyorduk aslında. Sayın Ali Özgündüz'e eski bir basın savcısı olarak da tabii biliyor durumları. Ne gariptir, o Anayasa Mahkemesi o gün o maddeyi iptal etmedi, 517'ye A. O iptal etmedi. Gazeteciler bunun gazetecilik için ne kadar büyük bir yara olduğunu ifade etmişlerdi. Ama aynı gazeteciler aynı günün akşamında Anayasa Mahkemesi'nin hakkını, hukukunu koruyan sorular sordular, haberler yaptılar. Bu da enteresan bir, ironik bir durum tabii. Hukukçu Sayın Kemal Aytaç da bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ben de iki cümle söyleyip bırakayım. Buyursunlar. Buradaki yaklaşım, yani ifade edildiği gibi yargı organlarının arasında bir mücadele olarak değerlendirilemez. Eğer bunu böyle değerlendirirsek asıl arkasında yatan gerçek sebebi ve kimin ne yapmak istediğini, yani burada siyasal iktidarla hukuk arasında bir kavga var.
Yani bunun yargı eliyle yapılıyor olmasının ya da işte Yargıtay ya da ceza dairesi eliyle yapılıyor olmasının hiçbir anlamı ve önemi yok. Onlar sadece araç. Bunu tabii derinlemesine konuşacağız. Tabii. Onun için yargı organları arasında bir mücadele, bir savaş böyle bir şey yok. Yani yargı organı var mı yok mu onu bile tartışmamız gerekecek. Hadi yani doğru. Şu anda Türkiye'de bu kararları alanlar yargıç mı, mahkemeler mahkeme mi? Durakoğlu'nun da işaret ettiği gibi, sevgili dostumuz, başkanımız, arkadaşımız işaret ettiği gibi burada aslında işin hukuksal yönünden çok aslında işin siyasal yönünü ele almamız gerekiyor. Ne yazık ki. Çünkü nereden bakarsanız bakın hukukun içerisinde bir türlü oturtulamayan bir hal içerisindeyiz. Şimdi internet bağlantısıyla bizimle olan iki kıymetli konuğuma buradan bir öncelikle baştan bir sesleneyim. Buradaki konuşmalara katılmak isterseniz lütfen söz almak için tereddüt etmeyin. Gerekirse beni de uyarın. Mesafe olunca çünkü bir handikap oluyor. Olmasın diye efendim şimdiden söylemiş olayım sizlere. Hemen o zaman şöyle hocamla başlayayım. Hocam biz ne yaşıyoruz gerçekten? Net soru. Biz ne yaşıyoruz? Biz şunu yaşıyoruz. Anayasaya göre yetkisi ve görevi belli olan anayasal organlardan birisi olan Anayasa Mahkemesi kararının tanınmaması ve uyulmaması durumunu yaşıyoruz. Bunun içinde siyasi iktidarın çoktan beridir çeşitli davaları görüşürken işte kapatalım biçiminde yahut başka şekillerle tehdidine maruz kalan ya da hedefi haline gelen bir mahkeme. Çok öyle aman aman da cesur bir mahkeme değil biraz evvel söylediğiniz gibi. Özellikle iptal davalarında. Bununla birlikte Yargıtay'ın bu olaya hiç dahil olmaması icap ederken bir şekilde olaya dahil edildiğini, ettirildiğini ve onun üzerinden mahkemeye ciddi bir saldırı düzenlendiğini, yani bu bir çeşit saldırı, bayağı ağır. Dün Yargıtay'ın yayınlamış olduğu bildiri gibi bir şey, çok enteresan bir durum. Bunlar ilk defa oluyor bizim hukuk sistemimize, ilk defa olan şeyler. Halbuki anayasanın 153. maddesi Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme, yargı organlarını gerçek tüzel kişileri bağlar diyor. Ve bunun gereğini, hak ihlali kararı verdi. Gereğini yapmak üzere de dosyayı 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Niye 13. Ağır Ceza'ya gönderdi? Yargılamanın iadesi yapın dedi. Milletvekili seçildiği andan itibaren yapılan bütün işlemlerin durması, bu yargılamanın yeniden yapılması gerekiyor diye gönderdi. Ve derhal Can Atalay hakkında tahliye kararı verilmesi için gönderdi. Şimdi 13. Ağır Ceza Mahkemesi 5-6 gün bekledikten sonra benim yüzümden olmadı bu ihlal dedi. Böyle bir şey yok ki. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve yargılama usulleri hakkındaki kanun 50. maddesine göre ihlal kararı verdiği zaman ihlalin giderimini de sağlamakla görevli Anayasa Mahkemesi. Bu ihlalin olmadan önceki hale iadesi. Bunun için de gönderir derece mahkemelerine gereğinin yapılması için onu da yazar giderimi sağlamak üzere sahip olduğu bir yetkidir bu Anayasa Mahkemesi'nin. Hocam, anayasal dayanağı olan bir şey. Yani kararda başka kararlarda olmadığı kadar bir giderim paragrafı var. Yani ben başka kararlara özellikle baktım. Yani bu kadar neredeyse 13 Ağır Ceza Mahkemesi'nin yazı işlerine falan şey yapıyor. Yani bu yazı işleri bak böyle yapacaksın falan. Yani ne yapılması gerektiğini böyle tabii. O kadar basit giderim diye bir başlık koymuş. Başka bu kararlarda da var giderim başlıkları. Onu söyle ama bu kadar açık yazıldığı başka karar görmedim. Çünkü biliyorsunuz daha önce de kararlarına uyulmadı. Bence bu Enis Berberoğlu davasında başına gelen şeyin olabileceğini öngördüğü için tartışmaya yer vermemek için çok açık biçimde neden yetkili olduğunu, neden böyle bir karar verdiğini o kadar net anlatıyor ki. Giderim bu kadar uzun yazması sanıyorum bu direnci öngörüyor. Olabilir. Herkesin anlayabileceği şekilde yani. Yani bu aradan kaynatılmasın diye amiyane tabirle teker teker bunu yazmış göndermişler. Biliyorsunuz ilk defa Şahin Alpay kararıyla uygulamadılar. Enis Berberoğlu'nda da aynı dirençle karşılaşıldı. Bir kere daha gitti, bir kere daha ihlal verdi. Bu defa %153 sondan ihlal verdi. Yani benim kararlarım herkesi bağlar. Bunları tartışamazsınız.
buna uymak mecburiyetindesiniz diye ve sonra uygulandı o. Ama burada da herhalde böyle bir direnç beklediği için bunu söyledi. Şimdi o kadar enteresan tartışmalar çıkıyor ki burada. Adeta sanki Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi'nin görev yetki tartışması varmış gibi. Esasında yok. Bu konuda anayasa çok sarih. Ve yıllarca da olmadı, olması da mümkün değil. Çünkü bu bireysel başvuru davalarında Anayasa Mahkemesi hak ihlali yapıldı mı? Biliyorsunuz olağan kanun yolları tüketilerek Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor, derece mahkemesine gidiyor. O kanunu uyguluyor. Ondan sonra temiz merci Yargıtay kanun doğru uygulanmış mı diye bakıyor. Bütün bu süreç içinde hak ihlali oldu mu diye de Anayasa Mahkemesi bakıyor. Yani görev alanları birbirinden çok farklı, asla örtüşmüyor. O bakımdan Yargıtay'a gidişi en baştan yanlıştı. Efendim ben mahkumiyet kararı vermiştim. Temiz aşamasında milletvekili seçildi. O zaman dosyayı gönderirim. Yok böyle bir şey. Cesaret edemedi herhalde filan diye düşündü insanlar. Oradaki yanlış 13. Ağır Ceza'nın Yargıtay'a göndermesiyle başladı. Ama şimdi insan ister istemez düşünüyor. Acaba bu özel olarak yani Yargıtay bu cevabı yazsın diye mi gönderildi? Onu da bilebilme şansımız yani yok maalesef. Daha önce olmayan da bir şey olduğu için. Yani birçok tartışma yapılıyor. Herkes tartışabilir Anayasa Mahkemesi kararlarını. Beğenmeyebilir ama uygulamamak gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Olursa bu şu demektir. Ben anayasayı tanımıyorum. Anayasadan kaynaklanan yetkileri tanımıyorum. O zaman hiç kimsenin hiçbir anayasal yetkisi kalmaz. Ne Yargıtay'ın kalır, ne Cumhurbaşkanı'nın, ne de meclisin. O bakımdan tanımıyorum noktası ayrı bir anayasal kriz yaratıyor. Yoksa hani 14. maddeyi Yargıtay'ın icraatı farklı okumuş, Anayasa Mahkemesi farklı okumuş. Olabilir ama geçerli olan Anayasa Mahkemesi'ninkidir. Ama gelin görün ki Anayasa Mahkemesi üyeleriyle ilgili suç duyurusunda bulunulma hali var. Şu da geliyor çok aklıma. Zaten. Tabii tabii devam edelim. Şu da geliyor aklıma. Mesela Can Atalay değil de Gezi gibi bir olay değil ya da Gezi direnişiyle ilgili bir arka planı olmayan biri vekil seçildi ve böyle bir şeyler oldu. Acaba o zaman tahliye olur muydu? Tabii, biraz bu ismin arka planındaki o Gezi olması mı etkili oluyor acaba? Yani bir tercih meselesi gibi bir şey mi bu? Yani şimdi sanıyorum hocam da katılır. Ben hatta geçen hafta içerisinde bir tweet attım böyle. Ben Anayasa Mahkemesi'nin soyut nohut denetimi yaparken yani kanunların anayasaya uygunluğunu denetlerken ki konumuyla ya bunlarla bu bireysel başvurularda karar veren hakimler aynı hakimler mi? Çok sıkıntı çekiyorum. Yani bunları ayırt etmekte. Yani orada bazen nedenlerini biliyorum tabii. Yani ahim kararlarına uygun kararlar vermekten falan kaynaklanan nedenler. Bireysel başvurularda daha özgürlükçüler. Bazen inanılmaz özgürlükçüler. Bazen gerçekten bizim de hayran olduğumuz kararlar falan çıkıyor. Sonra soyut norm denetimine bakıyorsunuz. Yani kanunları anayasa uygun denetlerken falan çok ya, ürkek. İnanılmaz hukuktan kopuyorlar. Bırakın özgürlükçü olmayı falan. Onu genel kurul veriyor. Evet evet. Şimdi ben birkaç gündür epeydir tartışılıyor falan. Ben biraz spekülasyon yapayım mı size? Yani, tadından yenmez olay, buyurun. Olayın artık herkes her tarafını biliyor. Yani ne olduğunu ne bittiğini falan filan. Yani şimdi zaten hocam da demin olayı şöyle bir özetledi. Tabii tabii ki soracağım. Herkes artık anayasanın 153. maddesini de ezberledi. Yani herkesi bağladığını falan da biliyor. Buna rağmen uyulmadığını falan da biliyor ama... Ben bugünden itibaren Yargıtay'ın açıklamasını da okuduktan sonra, Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra satır aralarında başka şeyler görmeye başladım. Çok güzel. Bütün meselenin de biraz oradan kaynaklandığını düşünüyorum. Bakın bu başvuru yapıldığı zaman henüz hüküm verilmemişti. Hüküm kesinleşmemişti. Ve Anayasa Mahkemesi'nde bir... Bireysel başvurusu olduğu halde, Can Atalay'ın bir başvurusu olduğu bilindiği halde Yargıtay alelacele karar verdi. Evet. Üstelik o kararı sadece Can'la ilgili değil, yani dosyayla ilgili olarak verdi.
Yani aynı anda Candan avukatları Yargıtay'a sadece tahliye için de başvurmuşlardı. Buna rağmen Gezi davasının tümü için karar verdi. Anayasa Mahkemesi kararını verdikten sonra Yargıtay'ın yaptığı açıklamada Yargıtay diyor ki, ya ben karar verdim diyor. Sen nasıl olur da hükümlü hakkında, bak şimdi karar verince hükümlü oluyor ya, evet, kesinleşti ya. Sen nasıl olur da artık hükümlü hakkında böyle bir kararı verebilirsin diyor. Yetkini aştın diyor. Anlıyorum ki, bak Yargıtay'ın bu türlü bir şey verebilmesi, Anayasa Mahkemesi'nin önünün kesilmesi bakımından Yargıtay nezdinde bir an evvel karar verilmesi sağlanmış. Ya o, bu o nedenle niye sağlanmış? Hızla verildi bu, o karar? Bu artık tevil yoluyla ikrar deriz biz buna. Yargıtay'ın bildirisinde satır arasında çok net bir biçimde görünüyor. Başka bir şey daha satır aralarından okumaya çalışacağım. Bir nedenle kararın verilmesinden, Anayasa Mahkemesi kararının verilmesinden kısa bir süre evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kendisine kesinleşmiş Yargıtay kararının geldiğini ama bunu meclise okutmadığını söyledi. Evet. Anayasaya göre okutursa oylama falan da yapılmasına gerek olmadan milletvekilliği düşüyor. Hı hı. Okutmaması doğru. Yergerlioğlu'nda da Enis Berberoğlu'nda da okutulduğu için bir sürü sorun çıktı. Tabii o süreçleri yani gerçi bu sorunlar kısmen aşılabildi. Yani Anayasa Mahkemesi ikinci kez karar vermek durumunda kaldı falan. Okutmadım ben burada, dedi. Pardon. Buradan hareketle doğru, okutmamasının da doğru olduğunu bilerek söylüyorum. Şimdi Yargıtay açıkladığı bildiride diyor ki nasıl okutmazsın diyor. Nasıl okutmaz? Bunu okutacaksın. Hatta dosyayı sana gönder. Şimdi okutacaksın evet, diyor. Evet. Ertesi gün Cumhurbaşkanı bu 16 gün boyunca Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı, HSK ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ağızlarını açıp tek kelime söylemediler. Doğru. Muhataplar onlar olduğu halde tek kelime söylemediler. Tek adam rejiminin çok net bir göstergesi bu. Hep tek adam beklendi. Ve sonunda tek adam bir açıklama yaptı. Ve dedi ki yani Yargıtay'ı yabana atmamak lazım. Yargıtay öyle falan. Yani, ben de yüksek mahkemeyim dedi Yargıtay. Aynen yani. Yani sonuç olarak bu hukuksuzluğu, bu açık anayasa aykırılığı, bu açık anayasa ihlalini suçlunun suçsuzu, suçsuz hakkında suç isnadında bulunması gerçeğini bir tarafa bıraktı. Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasıyla Yargıtay'dan yana tavır aldı. O da daha ileri giderek, bak şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi, bak siz bunları geç okutuyorsunuz. Evet. O yüzden oluyor bütün bunlar. Ağır işliyor diyor. Bakın şimdi orada ortaya çıkan şeylerden bahsediyorum. Meclis başkanları. Şimdi bizim burada ben sözlerimi başlarken bu iş siyasaldır derken en çok önemsediğim, bütün bu sistemin içerisinde en çok önemsediğim şey bir yargı kurumunun, Yargıtay'ın, bizde yüksek mahkeme falan diye bir terim yoktur. Öyle bir şey. Kara Avrupa hukukunda yok aslında. Böyle yüksek mahkeme, yüksek hakim falan, biz bunları böyle lafın gelişi kullanıyoruz. Yok aslında böyle bir şey. Hele hiyerarşi, o yüksekte, bu alçakta falan öyle bir şey de yok mahkemeler arasında. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ayar verdi. Bak bu kabul edilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ayar verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na ayar verdi. Nasıl okutmazsın dedi, yetmiyormuş gibi sana gönderirim şimdi okutacaksın dedi. Şimdi bu kabul edilemez. Bu can atalayı, bireysel başvuruyu, yargıyla ilgili bir, yani olayın darbe dediğimiz şeyi, yargısal bir darbedir dediğimiz şey zaten buradan ileri geliyor. Şimdi bunu ne adına yapıyor? Yargısal aktivizm diyerek yapıyor. Hı hı. Nereden duyuyoruz bu sözcüğü? Doğrudan doğruya Yargıtay'ın yaptığı açıklamadan. Ertesi gün başka bir yerden daha duyduk ama. Henüz Cumhurbaşkanı açıklama yapmamıştı. Evet. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili. Başkanı Cumhurbaşkanı. Başkan Vekili Mehmet Uçum'dan da aynı sözcüğü duyduk. Aynı yargısal aktivizm sözcüğünü duyduk. Geçmişte yuristokrasi denirdi. Yani yargının siyasal iktidarı yönlendirmesi kavramıyla. Şimdi ona yargısal aktivizm denecek noktaya getirdiler. Başka bir noktaya daha gelmek istiyorum. Tabii onun öncesinde de Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında, hak ihlali kararı verdikten sonra MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız
Anayasa Mahkemesi yargısal aktivizm yapamaz gibi bir şey söylemişti. Aynen. Şimdi onun ifadesi aynen Yargıtay'ın aynen kararında var. O aynı zamanda Mehmet Uçum'un sözlerinde var. Çok enteresan. Çok enteresan. Yani bunları bir araya getirdiğiniz zaman işin arkasında benim sözlerime başlarken söylemeye çalıştığım siyasetin olduğunu görüyorsunuz. Bir adım daha atalım mı? Önemli bir isimdir, önemli bir hocadır İzzet Özgenç. Evet, evet. İzzet Özgenç, Recep Tayyip Erdoğan'ın daha belediye başkanlığı döneminde fiilen hukuk danışmanlığını yapan bir hocadır. Daha sonra da 95'ti değil mi? Ceza hukuku, ceza kanunlarının yeniden yapılması sırasında o heyetin başındaki olan hocaydı. İzzet Özgenç uzunca bir süredir AK Parti ile ilgili belli bazı referansları var ve bunları büyük bir cesaretle bence yazılı olarak söylüyor. Hı hı. Benim siyasal görüşleriyle falan filan hiç uyumlu olmadığım bir hoca. Ama bunu bir tarafa bırakarak söylüyorum. Açık bir biçimde son mektup bir yazdı. Mektup yazdı. Evet. Recep Tayyip Erdoğan'a. Şimdi bir televizyon kanalında söylersem yani hukukçu olduğunu düşünen çakallar falan dedi. Yani o laf ona ait olduğu için tırnak içine alarak söyleyeyim. Hukuki danışmanlık çalışmaları çerçevesindeki yönlendirmeleri dolayısıyla mahcubiyetini gerektiren bir durumun olmadığı ortaya çıkmış bir kişi olarak etrafınızı saran veya çevrenizde tuttuğunuz hukukçu geçinen çakallar yüzünden somut hukuki sorunlarla ilgili düşüncelerimi size zamanında arz etmek ve yönlendirme kabiliyetim ortadan kalkmıştır. Aynen. Şimdi bu mektubun son cümlesinde ne diyor? 104. madde. Hukuka geri dönülmesi dışında hiç beklentisi olmayan bir kardeşiniz olarak bir üyesi olduğum toplumumuzun hukuk alanındaki geleceğiyle ilgili endişelerim dolayısıyla affedersiniz. Sizi anayasanın Cumhurbaşkanı'na yüklediği devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin etme görevini yerine getirmeye davet ediyorum. Bu mektubun yazılmasından sonra Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Hakemiz açıklama. Ben hakemim dedi. Evet. 104'e göre... 104'e göre benim hakemlik yapmam gerekiyor dedi. Evet. Yani taraf değil hakemiz. Evet. Yani ortada bir Mehmet Uçum beyanı vardı. Ona uygun bir açıklama vardı. Sonra İzzet Özgenç bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı ona uygun bir şey yaptı. Peki. Ama bunu yaparken çok ilginç bir hakem gibi davranmak. Yani 104'ün kendisine verdiği o eşgüdümü sağlayabilmek, koordinasyonu sağlayabilmek yerine Cumhurbaşkanı hukuksuzluğu savunmayı tercih etti. Yine bir Yargıtay'ı. Yani, evet, yeni bir şey ortaya çıkardı. Peki. Bence bütün bu olup bitenlerin bize öğrettiği bir şey var. Bu bir siyasal gelişmedir. O siyasal gelişmeyi de doğru tercüme etmemiz gerekirse Yargıtay nezdinde sizin de demin söylediğiniz MHP ağırlığının ifade ettiği sonucun burada AK Parti'ye karşı bir söylem geliştirilmesi, eylem geliştirilmesi ve bu kararında ona malzeme yapılması anlamına geliyor. Çok güzel. Peki. Şimdi buradan nasıl çıkılacağını da daha sonra. Onu da birazdan da yine elbette yani böyle bir girdap gibi. Peki buradan nasıl çıkılacak? Evet. Yani hukuk nasıl gerçekten hukukun üstünlüğü söz konusu olabilecek diye. Yani barolar bu kadar yürüyüş yaptılar, çabaladılar. İşte bir yandan mecliste bir adalet nöbeti olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı, diğer muhalefet partilerinin zaman zaman desteklerini ilettikleri aynı zamanda. Ama gelinen nokta o zaman... Kemal Bey'le devam edeyim. Tam şu noktada, çünkü kendisi de ifade etmişti ya, bu iktidarın hukukla mücadelesidir diye. Dolayısıyla buradaki şu serencama baktığımız zaman Sayın Durakoğlu'nun ifade ettiği evet biz taraf değiliz hakemiz dedi ama yine aynı şekilde mesela Yargıtay'ı yeren, Yargıtay'dan yana duran arkadaşlarımıza da mealen söylüyorum. Hepimiz birimiz hepimiz için davranmalıyız. Bu şiarla hareket etmeliyiz. Diyerek onlara da bir tırnak içinde ayar verdi aslında. Sonra baktık Hayati Yazıcı söylemini değiştirdi vesaire. Neler olduğu konusunu biraz daha açalım bu girizgahlar ışığında, buyursunlar. Şimdi Çiğdem Hanım, biz İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar olarak ve Türkiye çapında Can'ın arkadaşları ve meslektaşları adı altında bu süreç 5-6 aydır ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Evet. Birçok etkinlik, eylemlilik, girişim, ziyaret, bunların hepsini yerine getiriyor ve süreci en yakın, belki en sıcak takip eden bir ekibiz. Çok, 1000'e yakın avukat arkadaşımız bu çalışmanın bir tarafında duruyor. Buradaki mesele şu, yani
Durakoğlu söyledi. Ama yine aynı şeyi konuşuyoruz. Hı. Yargıtay, 153, anayasa, o madde, bu madde. Şimdi biz yani bir şeyle, yeni bir şeyle karşılaşmış gibi. Mesele Can Atalay meselesi değil. Sadece Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı ve Yargıtay'ın ceza dairesinin bu tavrı, tutumu ya da yerel mahkemenin meselesi değil. Çok basit olarak söylüyorum. Bir dönelim. Yani birçok dava var ama ben hani Cumhuriyet davasını, Gezi davasını ve Çehade davasından çok küçük örnekler vermeye çalışacağım size. Gezi davası iki defa beraat etti. İki defa yargılandı ve beraat etti. Buna rağmen yeniden üçüncü bir dava açılıp daha sonra biliyorsunuz çarşı davasıyla birleştirildi. Sonra ne hikmetse birleştirenler tekrar bu davaları ayırdılar. Sonra ne hikmetse bu mahkemelerin hakimleri değiştirildi. Sonra ne hikmetse Çorum AKP il başkanlığını yapan bir avukat daha sonra 2-3 yıl içinde hakim yapılarak bu hakim de bu mahkemenin, ağır ceza mahkemesinin üyesi haline getirildi. Bunları niye anlatıyorum? Bunları şunun için atıyorum. Bu siyasal iktidarın en zayıf yönü yargıydı. Hı. Yargıyı bir türlü kendi istediği gibi yargıdan sonuçlar ve kararlar alamıyordu. FETÖ sürecinde özellikle yargıda yaşadığı şeyden sonra gerçekten hiçbir deneyimi, birikimi olmayan, çok deneyimsiz kendi kadrolarını yargıya devşirdi. Bütün atamaları bu siyasi, 21 yıldır bu siyasi iktidar var. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İki defa beraat etmiş bir dava tekrar canlandırılıp ve oralara da özel atanmış yargıçlarla, özel görevlendirmelerle, biraz evvel o söylendi. Hani acaba bu şu bir maksatlı mı falan? Tabii ki maksatlı. Hı hı. Tabii ki bilinçli. Yani bunlar rastgele olan şeyler değil. Bu siyasi iktidarın organize ettiği, el verdiği şeyler. Şunu çok açık söylememiz gerekiyor. Bütün yargıçları, hakimleri töhmet altında tutmak istemem ama belli yerlere, mesela ceza özgürlük göya şey yargıçları dediğimiz yargıçları bu iktidar atadı. Yani kim tutuklanacak, kim tutuklanmayacak, bunlar karar verdi bugüne kadar. Şimdi geldiğimiz noktada çok açık söylüyorum, net söylüyorum. Elbette ki istisnaları var ama bugün bu işlerde görevlendirmiş olan yargıçlar artık yargıç mahkemeler muhakeme yapmak yerine infaz bürosu gibi çalışıyorlar. Yargıçlar da infaz memuru gibi hareket ediyorlar. Bunu bir tespit etmek lazım. Bunu açıkça yürekli bir şekilde söylemek lazım. Bu artık siyasal iktidarın yargıdaki yapmış olduğu bir şeydir. Bir politika ve bir onun talimatları doğrultusunda. Nereden belli? İşte biraz evvel söylediniz. Cumhurbaşkanı göya hakem olması gerekiyor ama açıkça Yargıtay'ın hukuka, akla, mantığa, vicdana hiçbirimizin kabul etmediği, hiçbir hukukçunun doğru dürüst savunamayacağı bir şeyin arkasında duruyor. Dolayısıyla yani meseleye sadece artık Can Atalay olayı olmaktan, tabii, Can Atalay'ın bitiriyorum. Can Atalay'ın tahliye edilip işte meclise gelmesi meselesi olmaktan çok öte bir noktadayız. Yani bugün artık gerçekten hani BK sorunu derler ya, hep denmiştir bu ülkede. Evet, bir BK sorunu var ama bu BK sorunu dediğimiz şey gerçekten anayasanın, hukukun, yasaların, hatta kanunların çalışmadığı, işletilmediği, bypass edildiği bir sürece geldik. Dolayısıyla artık bu süreç hiçbirimizin hukuk güvenliği, hiçbirimizin yargıya güveni kalmayacak. Neden? Bugün bu yapılabiliyorsa yarın hepimiz için siyasetten işine gelmeyen herkese her türlü muamele yapılacaktır. Yani düşünsenize, Anayasa Mahkemesi'nin kararını yerel mahkeme uygulamıyor. Buradan nereye varacağız? Yani yapacaklarımız ya da yapmamız gerekenler konusunda söz almak isterim. Şimdilik bunu ifade edeyim. Meseleye doğru yerden bakmak gerekiyor. Bugünden bakarsak hani bir şaşkınlık, bu da oldu falan. Yani o belliydi. Yani ayak sesleri geliyordu uygulamalarla yapılan bu dava, biraz evvel saydığım davalardaki özel atanmış yargıçlarla verilen kararlarla zaten bunun işareti verilmişti. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Çarşamba akşamı gelmişti bu haber. Yani Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyelerine, 9 üyesine yönelik suç duyurusunda bulunması ve Can Atalay'a ilişkin bu kararın da meclis tarafından okunmasına
vermiş olduğu karar, işte meclise göndermesi bu kararı. Şimdi o zamandan beridir bunu konuşuyoruz. Daha evvel Sayın Durakon'un da işaret ettiği şey önemli. Ne zaman ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bir fikir beyan etti, konuştu, o zaman bir baktık Yargıtay da konuşmaya başladı. Yargıtay da net olarak kendi ifadelerini şöyle paylaştı. O şekilde geleyim Sayın Özgündü size de. Her şeyden önce Yargıtay'ın bir yüksek mahkeme olduğunu herhalde kimse inkar edemez. Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi. Bu da ciddi manada bizi üzmektedir. Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez diyor mesela. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da benzer ifadeleri vardı, hatırlayacaksınız. Bu onun ifadeleriydi. Yargıtay da diyor ki, düzeltiyorum, Anayasa Mahkemesi adli ve idari mahkemelerce verilen kararları bozan bir mahkeme olmadığı gibi istinaf ve temyiz merci olarak davaları yeniden incelemeye yetkili bir makamda değildir. Buna karşın Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru incelemelerinde zaman zaman anayasal ve yasal sınırları aşarak Yargıtay ve Danıştay uzman dairelerince geliştirilen yerleşik içtihatları ters yüz edecek, hukuk sistemini kaosa sürükleyecek şekilde kararlar alınması kesin hüküm etkisini tamamen devre dışı bırakılmasına neden olmaktadır. Cümle diyor ki, yani siz Anayasa Mahkemesi diyor, Yargıtay, kaosa sürüklüyorsunuz bu memleketi. Sayın Özgündüz, gerçekten bir kaosa sürüklenme durumu var mı? Yoksa bu durum mu memleketi kaosa sürüklüyor ve bunu niye yaşıyoruz? Mesela bir izleyicimiz çok net sormuş. Ortalığı karıştırıp yargı krizi var diyerek anayasayı değiştirmeye çalışacaklar. Bütün dert bu aslında demiş mesela. Katılır. Evet, evet, evet Çiğdem Hanım. Yani doğru, aslında bütün mesele o. Çünkü konuşmalar iktidar kanadından. Efendim bugün mesela ben Adalet Bakanlığı dinledim. Antalya'daki bir toplantıda diyor ki, efendim anayasanın işte 12 Eylül'e yine yüklenerek 12 Eylül askeri yönetiminin çıkardığı anayasanın maddeleri arasında çelişkiler var. Dolayısıyla işte bir yeni anayasaya ihtiyaç var gibi. Çok enteresan. Yani bunu normal bir hukukçu olmayan bir kişi söylese belki anlaşılır ama ülkenin Adalet Bakanlığı'nın söylemesi, hukukçu kimliğiyle söylemesi. Keza az önce okuduğunuz Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin hakimlerin bu ifadeleri kullanması daha vahimi. Yine kararda dikkatlerden kaçtı belki de ama çok vahim, benim çok vahim bulduğum bir cümle var. Diyor ki, bugüne kadar birçok terör örgütü veya üyesi tarafından efendim sosyal medya üzerinden, yazılı görsel basın üzerinden veya gönderilen dilekçeler üzerinden sürekli dairemiz tehdit ediliyordu. Bir de Anayasa Mahkemesi tarafından bu şekilde tehdit edilmesi esef verici ve manidar bulunmuştur. Yani bu çok vahimdir. Anayasa Mahkemesi'nin efendim Yargıtay'ı uyarması, ki yapmayın, Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır, buna uyun demesini terör örgütlerinin tehdidi gibi bir nitelendirme, bir yakıştırma yapması olacak iş değil. Yani benim şimdi efendim değerli üstadlar var orada, Durakoğlu, Sayın Aytaç var. Onlar da herhalde karşılaşmamıştır 40 yıllık meslek yaşamında. Ben bir mahkeme kararında böyle bir ibareye, böyle bir ifadeye ilk kez rastlıyorum. Şimdi Çiğdem Hanım, tabii hukuksal açıdan bu konu tartışılabilecek durumda değiliz. Yani Şule Hocam orada anayasa hukukçusu, gayet net anlattı. Şimdi anayasamıza göre efendim bireysel başvurularda, daha doğrusu anayasa izleyiciler açısından söylüyorum, hocama müsaadesiyle, Anayasa Mahkemesi'nin efendim 3 görevi var. Yani bir, işte kanunların, kanun hükmü ve kararnamelerin, meclis düzeyinin anayasa uygunluk denetimi. İkincisi efendim bireysel başvuru. Üçüncüsü de Yüce Divan. Bir dördüncüsü de siyasi partilerle ilgili, 4 diyelim. Siyasi partilerin denetimi, kapatması, hazine yardımını kesme. Şimdi efendim burada bireysel başvuru konusuna baktığı zaman Anayasa Mahkemesi sadece iç hukukumuzu esas almıyor. Burada aynı zamanda bizim altına imza attığımız, ülkemizin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmeleri de Anayasa Mahkemesi tarafından efendim uygulanan bir mevzuat olarak esas alınır. Dolayısıyla yine anayasamızın 90'a son maddesine göre de
Bu uluslararası anlaşma hükümleri iç hukuk hükmünde olup bunlara karşı anayasaya aykırılık iddiasında bulunamayacağı için bir nevi hatta anayasanın üstünde oldukları bile doktrinde tartışmalıdır. Yani çünkü siz anayasanızı tek taraflı değiştirebilirsiniz ama altına imza attığınız uluslararası insan hakları sözleşmesini tek taraflı değiştiremezsiniz. Bu hüküm nedeniyle efendim bunlara karşı anayasaya aykırılık iddiasının ileri sürülememesi nedeniyle dolayısıyla iç hukuktaki efendim en üst normal hiyerarşisinde en üst sırada yer aldığı söyleniyor. Bu durumda Anayasa Mahkemesi Yargıtay'ın kararını denetleyen temiz makamı değil. Yani iktidar yanlısı konuyu buraya getiriyorlar. Efendim işte Yüksek Mahkeme ise Anayasa Mahkemesi de Yüksek Mahkeme, Yargıtay da işte Anayasa Mahkemesi Yargıtay'ın üstünde değil falan diyorlar. Yanlış yere götürüyorlar. Yani eğer cehaleten değilse bilinçli olarak, kötü niyetli olarak tartışmayı buraya götürüyorlar. Bu yanlış bir mecradır. Anayasa Mahkemesi bireysel başvurularda yine anayasanın 153. hükmü gereği efendim karar verir. Bu kararları kesindir. Yasama, yürütme, yargı organlarını, idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bu kadar net, açık. Dolayısıyla burada efendim benim kararımı bozdu falan değil. Yine anayasa, hocam söyledi, Anayasa Mahkemesi'nin efendim kuruluş ve yargılama usulleri hakkındaki kanunun 50. maddesine göre eğer ihlal konusu yani hak ve özgürlükleri ihlali meselesi bir mahkeme kararından kaynaklı ise ki bu olayda olduğu gibi o zaman Anayasa Mahkemesi ihlali tespit eder ve ihlal ve sonuçlarının giderilmesi için yeniden yargılama yapılması için dosyayı ilgili mahkemeye gönderir. Buradaki ilgili mahkeme kimdir? İstanbul 13. Arıza Mahkemesi. Bunun alıp Anayasa Mahkemesi kararını uygun olarak yargılamayı yenileyip hemen derhal tahliye kararı vererek işlemleri efendim milletvekili seçilme anından itibaren durdurması gerekirken, yenilemesi gerekirken bir de dosyayı Yargıtay'a göndermesi. Yargıtay'ın da karar verdiği gün 40 sayfaya yakın gerekçeli kararı aynı gün açıklaması. Yani normalde 15'in günden önce kararlar böyle gerekçeler yazılmaz. Apar topar ve hemen bunun üzerine iktidar kanadından yargısal aktivizm diyerek aslında Yargıtay'ın yaptığı yargısal aktivizmdir ve suçtur. Anayasa Mahkemesi'nin hedefe konulması izleyicimizin dediği gibi asıl amaç Anayasa Mahkemesi'ni yıpratmak, itibarsızlaştırmak, gözden düşürmek ve Anayasa Mahkemesi'nin yapısını değiştirmek ve yeni bir anayasa yapmak. Tamamen hazırlık buna ilişkindir. Yani mesele hukusal tartışma değil. Evet. Durakoğlu başkanımın dediği gibi daha çok siyasal mecrada olmalıdır diye düşünüyorum. Bunun adını peki bir devlet krizi olarak koymak yanlış olmaz o halde. Ya da mesela biraz daha fazla üzerine gideriz elbette. Hani siyaseten nasıl algılandığı muhalefet tarafından özellikle size sormak isterim. Yani bunu bir kalkışma olarak görmek o halde yanlış değil anladığım kadarıyla. Şimdi bu aslında kontrollü kriz diyelim. Ha. Kontrollü devlet krizi. Yani iktidar tarafından bilinçli olarak başlatılıp sürdürülen ve belli bir stratejik hedef doğrultusunda bir yere taşınacak bir kriz olarak ben görüyorum. Peki. Yani zaten aksi takdirde Yargıtay Başkanlığı da dün yaptığı açıklamayı yapmazdı. O da enteresan. Normalde Yargıtay Başkanlar, Birinci Başkanlar Kurulu şu anda efendim 3. Ceza Dairesi hakkında, üyeler hakkında işlem yapması gerekirken HSYK'nın, Hakimler Savcılar Kurulu'nun bu hakimler hakkında gereken işlemleri yapması gerekirken Yargıtay Başkanlığı'nın daire üyelerine anayasaya aykırı olarak, açıktan aykırı olarak vermiş oldukları bu karara sahip çıkması, daire üyelerine sahip çıkması dolayısıyla her şeyin danışıklı dövüş olduğunu bana düşündürüyor. Normal değil yani ben normal şimdiye kadar dediğim gibi 40 yıllık meslek yaşamımda ben böyle bir şey görmedim. İlk defa yaşıyorum. Yani bakın FETÖ yargısı döneminde dahi şimdi o zaman bile şeye bir uyduruluyordu. Yani bir yere uyduruluyordu. Yani bir kalıba sokuluyordu. Yani bu kadar göz göre göre biz tanımıyoruz demiyorlardı. Gece yarısı evet, meclis uyduruyorlardı. Yani bir şekilde uyduruyorlardı. Yani yine hukuka uyduruyorlardı bir şekilde.
Yani hukuksuzluğu açıktan savunmuyorlardı. Şu anda hukuksuzluk, anayasaya aykırılık açıktan savunuluyor. Vahim olan budur. Şu anda şöyle bir şey var. Ben dedim, aklıma ben geldim. Ben dedim, oldu. Bu kadar. Yani böyle bir durum söz konusu galiba. Bir de gerçekten bu enteresan. Yani şöyle de diyor mesela, Türkiye aksi halde, yani kararın bir kısmında, Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden, pek çok kanlı terör eylemiyle irtibatlandırılan ve haklarında yukarıda sayılan mutlak terör suçlarından soruşturma veya kovuşturma bulunup henüz yakalanamayan, kırmızı bültenle aranan denilmiş, işte Fethullah Gülen'den Şerif Ali Tekalan'a, Ekrem Dumanlı, Duran Kalkan, Sabri Ok, Ali Ekber Doğan gibi isimler yazılmış. Deniliyor ki bunlar gibi şüpheli ya da sanıkların milletvekili seçilmelerinin, yemin ederek göreve başlamalarının ve meclise girmelerinin önü açılır ki bu durumun hukuken isabetli olduğunu savunmanın izahı kabil olduğunu söylemek mümkün değildir. Çok büyük bir haksızlık yapılmış burada. Yani teröristlere her şeyden evvel yargılanmış, mahkum olmuşsa zaten milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmayacaktır. Kimse bundan mahkum olmadıysa da kalkıp ona buna terörist yaftalamaya hiç kimsenin yetkisi yoktur. Hele bunu bir mahkeme asla yapamaz. Hukukun bir numaralı ilkesi nedir? Masumiyet karinesidir. Ya. Bir kere zaten milletvekili seçilme yeterliliği varsa bir insanın, demek ki böyle bir suçtan mahkumiyeti yoktur. İkincisi, burada bütün bu dava bununla ilgili değil ki. Evet. Her şeyden evvel milli egemenlik diyoruz değil mi? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet tarafından seçilmiş olan bir milletvekilini siz meclise giderek görevini yapmaktan alıkoyuyorsanız, bunun için çok geçerli sebepleriniz ve anayasaya uygun davranışınız olması icap eder. Bir yargı organının bunları söylemesini esefle karşıladım. Çünkü bu devletin makamları yok mu? Bunlar teröristse yakalayın, usulüne göre delil toplayın, usulüne göre yargılayın ve mahkum edin. Bu kadar. Yani Anayasa Mahkemesi bu yargılama işlemini yapmıyor ki. Bir de bunlar çok siyaset dili değil mi hocam? Yani hem öyle hem de Can Atalay'a yapılmış büyük bir haksızlıktır. Can Atalay'ın terörist olduğu söylemini şiddetle reddetmek isterim. Bu yani bugün biz susarsak böyle, yarın öbür gün size, bana, hepimize terörist denecek. Teröriste her deniyor türlü hukuksuzluğu yapabiliriz. Neredeyse bu insan değil. Öldürelim gitsin canım, yani o noktaya geldi. Hukuk tartışmak o kadar anlamsızlaştı ki maalesef. Ama ben ısrarla hala yürürlükte olan bu anayasanın bazı şeylerini hatırlatmak istiyorum. Müsaade ederseniz birkaç şey bu Yargıtay'ın bildirisinde çok önemli bazı bilinçli yapılmış bulanıklaştırıyorlar suyu. Adeta anlamını, içini boşaltıyorlar. Şimdi diyor ki Yargıtay, ben bir yüksek mahkemeyim. Yargıtay bir temyiz mahkemesi. Biraz evvel siz de belirttiniz, çok doğru bir şey. Şimdi burada Can Atalay suçlu mu suçsuz mu, bununla ilgili bir şey söylemiyor Anayasa Mahkemesi. Bununla ilgili Yargıtay da söyleyemez. Bununla ilgili 13. Ağır Ceza Mahkemesi söylüyor. Yargıtay ne yapacak? 13. Ağır Ceza kanunları doğru uygulamış mı? Yasadaki temyiz sebepleri ortaya çıkmış mı, çıkmamış mı? Buna bakacak. Bakmış, karar vermiş zaten. Bakmış, karar vermiş. Ha, Anayasa Mahkemesi suçlu suçsuz demiyor. Siz bu yargılamayı yaparken anayasal haklara bakacaksınız. Evet. Neden? Çünkü anayasa kanunların üstünde yer alır. Devleti kuran hukuk belgesidir. Herkes yetkisini anayasadan alıyor. Yani anayasadan yetki aldığına göre Yargıtay'da, AYM'de, Cumhurbaşkanı da, anayasa yoksa hiçbiri yok. Anayasa yoksa devlet yok. O yüzden herkes o yetki alanı içinde kalması gerekiyor. İkincisi, anayasa ile ilgili Sayın Bakan'ın, Adalet Bakanı'nın söylediklerine de birkaç şey eklemek isterim. Düzeltmek isterim. Şimdi bizim anayasamızın... Onu hatta önce bir dinleyelim mi hocam arkadaşlar? Olur, bir söyleyeyim. Olur, bugün tabii. Yılmaz Tunç'un açıklamaları vardı. Belki bir onu bir ekrana getirelim. Onun ardından konuşalım üzerine. Çünkü o da tam buna işaret ediyor. Diyor ki anayasanın birbiriyle çelişen birçok maddesi var diyerek 153-154'ten bahsediyor. Ve başka bir şey daha var işte orada. İzleyicimizin de değindiği, bizim de günlerdir üzerine konuştuğumuz mevzu da aslında. Hani o bakla ağızdan çıkıyor galiba. Bir bakalım. Anayasanın
birbiriyle çelişen birçok maddesi var. Farklı yorumlanarak kanun koyucunun iradesi dışında uygulanan ya da uygulanmayan maddeleri var. Anayasanın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar. Evet, böyle bir madde varken 154. maddeye de baktığımız zaman adliye mahkemelerinden verilen kararların son inceleme merciinin Yargıtay olduğu da belirtiliyor. Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisinin olmadığını hepimiz biliyoruz. Yargıtay, temyiz mahkemesi olarak yıllarca oluşturduğu bir içtihat var. İçtihadı birleştirme kararları var. Sonra da diyor ki sorunun çözümü yeni bir anayasa yaparak çelişkileri ortadan kaldırmaktan geçiyor. Anayasa değişikliği olmadan sorun kalıcı olarak çözülemez. Orada zaten asla yeni katılmıyorum. Şimdi 154. madde bakanın da söylediği gibi temyiz mahkemesi olduğunu söylüyor. Anayasa Mahkemesi temyiz görevi yapmadı, bozma kararı vermedi. Yargılamanın iadesi sebebidir hak ihlali. Hı hı. Bakarlarsa usul kanunlarına, AİHM'den de AYM'den de böyle bir hak ihlali geldiği zaman o yargılamanın giderimini sağlamak üzere getirilmiş olan bir şeydir. Çok önemli. Bakın Yargıtay'da bozma değil bu. Yargıtay'da bildirisinde benim üst mahkeme olarak bozduğum bir şeyi yeniden yüksek bir mahkeme olarak yeniden bozuyorsun gibi bir laf ediyor. Bozmuyor. Yani, bu resmen hukuk cehaletidir. Yani Anayasa Mahkemesi'nin konumuyla Yargıtay'ın konumunun birbirine karıştırılmasından başka bir şey değil. Anayasa Mahkemesi temiz mahkemesi falan değil ki ya. Ve şu ana kadar yani karıştırılmamışken niye şimdi karıştırılmış? Bizim yurttaşlar arasında da böyle bir tartışma var. Yani ihlal kararlarını Anayasa Mahkemesi'nin bir yargı merciğinin verdiği kararı bir başka şekle dönüştürmüş. O kararda bir ihlal olduğunu söylüyor olmasını sanki o kararı bozuyormuş gibi anlayanlar var. Hayır. Ya maalesef Yargıtay yok, böyle anlıyor. Yani yurttaşlar böyle anlasa anlarım da yani. Yargıtay nasıl böyle anlıyor? Şimdi hakikaten Yargıtay'ın bir icraatı vardı. Anayasanın 14. maddesinde dokunulmazlığın istisnası olan meseleler hangileridir diye, ama orada Anayasa Mahkemesi şunu söyledi. Burada anayasanın çok soyut bir hükmü var. Neyi koruyor? Üniter devleti, insan haklarına dayalı, demokratik, laik cumhuriyeti koruyor. Şimdi Can Atalay ne yapmış da üniter devleti, demokratik, laik, insan haklarına dayalı devleti yıkmaya çalışmış da dokunulmazlığın istisnası oluşmuş? Bu artık her hukukçunun kendi vicdanında, aklında sorgulaması gereken bir şey. Tabii ki mahkemenin de yargılama yaparken düşünmesi gereken bir şey. Ama AYM buna girmiyor. Hı hı. AYM bununla ilgili bir şey söylemiyor. Sadece şunu söylüyor. Diyor ki bu çok soyut hakkın kötüye kullanma yasağı dokunulmazlığın istisnası olsun diye yazılmış bir madde değil. Herkese yasaklıyor bunu. Mahkemelere de, devlet organlarına da bir hak ve özgürlüğü anayasanın müsaade ettiğinden daha fazla sınırlamayı yasaklıyor. Bu 14. maddenin kapsamı belirsiz. 14. maddenin altında da şöyle yazıyor. Diyor ki buradaki şeylerin müeyyideleri, belirtilen eylemlerin müeyyideleri kanunla belirlenir. Ha. 2021'den beri Anayasa Mahkemesi'nin dediği şu. Bu hükmün uygulanabilmesi için kanun gerekiyor diyor. 2021'den beri kanun yapamayanlar anayasa mı yapmak istiyor? Yani TBMM bir kanun yapacak. Dokunulmazlığın istisnası hangi suçlar hakkın kötüye kullanılması kapsamına giriyor? Bunu anayasanın 13. maddesindeki ilkelere uygun olarak kanunla belirleyecek. Bunu yapmazsanız Yargıtay kanun koyucu yerine geçer. Evet. İşte evet, eğer ona yargısal aktivizm diyorlarsa Yargıtay kanun koyucu yerine geçiyor. Şu suç hakkın kötüye kullanılması, bu suç hakkın kötüye kullanılması. Bunu sen söyleyemezsin diyor. Bunu TBMM söyleyecek, siz uygulayacaksınız. Niye? Anayasanın 13. maddesi diyor ki bir hak ve özgürlük ancak kanuna dayanılarak sınırlanabilir. Evet. Evet. Kanun da belirlilik ilkesine uygun olacak. Hatta detaylarına girmeyeyim. Yani burada aslında TBMM'nin yetki ve görev alanına yönelik de bir koruma var mahkemenin kararında. Sadece bu değil ama bir noktayı söylemek lazım.
Şimdi siz bunu yapabilirdiniz bu kanunu. 2021'de Gergerlioğlu kararından beri mahkeme bunu söylüyor. İlk defa Can Atalay için söylemedi. Niye? Evet. Niye yapılmadı? Niçin yapmadınız, somutlaştırmadınız da bunu anayasayı ters yüz etmek için kullanıyorsunuz? Anayasa yapmak basit çoğunlukla yapıyorsunuz. Basit çoğunluğu bulamadınız da 5'te 3'le anayasa değişikliğini mi tartışıyorsunuz? Yani çok daha hafif bir şekilde yapabileceğiniz bir şey için niçin AYM'yi kaldırıyorsunuz ki? Buradan anlıyoruz ki buradaki mesele üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Bir de şu yargısal aktivizm nedir, onunla ilgili bir cümle söylemek istiyorum. Çok konudan konuya atlıyorum ama böyle anayasa hukuku dersi gibi olsun da istemiyorum ama gayet hani anayasa hukuku kavramları o kadar abuk subuk kullanılıyor ki ve çok yüksek makamlarda oturan insanlarca kullanılıyor bu. Yargısal aktivizm terminolojisi Amerikan hukuku kaynaklı bir şey. Amerikan Yüksek Mahkemesi, Federal Yüksek Mahkeme yargıçları zaman zaman hukuk üretiyorlar. O hukuk sistemine özgü olan bir şey. Bu aktif tutum, yani yasama ve yürütmenin görev alanına dokunmuyor. Onları sınırlamıyor. Onları denetleyip işlemlerini iptal etme yoluna gitmediği zaman yargısal sınırlılık yapıyor diyorlar. Çok aktif davranıp çok karışır, bunu yapma, şunu yapma kararları çıkarsa o aktif davranmış oluyor. Yani bir kere bunu getirip biz hangi anlamda kullanıyoruz? Kimisi bunu yargının siyasallaşması anlamında kullanıyor, kimisi yargının yetki alanı dışına çıkması anlamında kullanıyor. Böyle bir kod olmuş. Aktifse aktif. Anayasanın verdiği yetkiyi kullanıyorsa helal olsun. Ki değil. Doktrin olarak biz nasıl ölçüyoruz bu yargısal aktivizmi? Onu biraz anlatayım. Şimdi şeye bakarlar. Ne kadar çok iptal kararı veriyor. TBMM'den gelen kanunları iptal ediyor mu, etmiyor mu? Yani bu yargının birbiri arasında olan da bir şey değil. Anladım. Bunu meclisin yaptığı kanunları ne kadar iptal ediyor? Cumhurbaşkanından gelen CBK'leri ne kadar iptal ediyor? Onları denetliyor çünkü. Çok az ediyor. Bunun ölçümünü akademik olarak yaptık. İnanılmaz bir düşüş var. Bir ortalama bir yıl içinde vereceği iptal kararlarında muazzam bir düşüş var. Ne zamandan beri? 2016'dan beri. 2016. Yani yargısal sınırlılık yapan bir mahkeme. Ha, bireysel başvuruda hak ihlali çıkıyor. Sizin de söylediğiniz gibi nasıl çıkıyor? Bireysel başvuruda daha az sayıda yargıç görev alıyor. Mahkeme genel kurul olarak çok istisnai durumlarda bireysel başvuruya bakıyor. Kendi içinde iş bölümü var. Raportörler var. Zaten bireysel başvuru davalarının geliş sebebi AİHM'e gidişleri önlemekti. Oraya gitmesin, burada orada %100 ihlal çıkacak olan şeyleri burada çözelim diye. Mahkeme %100 AİHM'den döneceği net belli hususları burada engellemeye çalışıyor ki oralara gitmeyelim, Bakanlar Komitesi'ne devredilmesin. Çünkü AİHM ihlal kararı verdiği zaman bunun da takibini Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi yapacak. Bu uluslararası bir hale dönüşüyor. Bunları yapmayalım. Biz bu hukuku kendi yargıcımız, kendi içimizde hukukumuzu, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini koruyalım diye yapıyorlar. Şimdi bunu terminolojiyi falan biraz düzeltmek istedim. Peki. Araya gitmem gerekiyor o yüzden peki diyorum. Tabii. Yanlış anlamayın hocam. Sonrasında da ekleyeceğiniz olursa bunu lütfen ekleyin. Evet, yani yargısal aktivite, yargısal aktivizm yapıyorlar vesaire deyip sonra bir de Yargıtay'ın metninde de kararında da bunu görünce ya siyasetle yargı nasıl birebir aynı şeyleri söyleyebiliyor diye kafamız karışmıştı. Siyaset yapıyorlar derseniz katılırım. O zaman partizanlaşmış belki bir yargı bizim sorunumuz. Aktif da bir yargı değil. Çünkü partizanlaşmış değil. Yargı aktif olan değil ya da kendini sınırlamış olan. Tabii yargısal sınırlı. Sınırlamayı yapan bir yargı belki de. Şimdi sevgili izleyiciler bir ara verelim. Sonrasında yine konuklarımızla elbette bu konuyu bu hukukun çerçevesinde konuşamadığımız konuyu elbette hukukun rehberliğinde yine de konuşmaya çalışacağız. Ne yaşadığımızı anlamlandırmaya çalışacağız ve elbette bu bir girdapsa bundan nasıl çıkılır? Ne olur, ne yapmak gerekir? Konuşacağız efendim. Peki devam ediyoruz sevgili izleyiciler ama fark ediyorlardır. Söz meclisinde bu bir gelenek gibi aslında. Biz reklam aralarında da böyle konuşmaya, tartışmaya da devam ediyoruz. Reklam aralarından da bir program daha çıkar. Şimdi Sayın Ali Özgündüz bu bölümde kendisini uğurlayacağımız için önce burada sözü kendisine bir vereyim. Ali Bey şöyle bir durum.
Biz de birkaç gündür aslında, yani haberlerde de okuyorsunuzdur, bazı iddialar vesaire var. Bunu Sayın Kemal Aktaş'ın dediği gibi, evet, bir iktidarla hukuk arasındaki mücadele, ama o iktidarın da sanki kendi içerisinde bir mücadelesi var mı diye geleyim size. Çünkü bu işin aslında böyle bir yandan da bir tarikatlar çatışmasına dönüştüğü söyleniyordu. İşte iki gündür, üç gündür bizler de ekranda başlıklarda yer veriyoruz. Ülkücü, hak yolcu çatışması mı var? Bunun da bir göstergesi mi? Yani bir şeye baktığınızda matruşka gibi pek çok neden çıkıyor içinden galiba. Böyle bir şey de görüyor musunuz aynı zamanda? Bir de bir şey daha. Yargıtay işte açıklama yapıyor vesaire. Bayağı tepki gösteriliyor. Herkes konuşuyor da Anayasa Mahkemesi henüz bir açıklama yapma gereği duymadı galiba. Niye bu ses? Yani normalde Çiğdem Hanım, aslında gelenekte böyle bir şey yok. Yani yargı organları kararlarıyla konuşur. Evet. Dolayısıyla efendim bu tür tartışmanın içine aslında Yargıtay Başkanlığı'nın girmesi de bence hataydı. Hı. Anayasa Mahkemesi'nin suskun kalması bence doğru bir tutum. Karar ortada. Şimdi tabii iktidar özellikle konuyu başka yerlere götürüyor. Hı. Bilinçli yapıyor, az önce de söyledim. Çünkü burada sanki Anayasa Mahkemesi işte temiz organıymış gibi davranmış gibi kamuoyunda bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Kamu diploması çalışması yapıyorlar. Halbuki Anayasa Mahkemesi bir temiz, yani Yargıtay'ın üstünde, Yargıtay'ın kararını bozan bir pozisyonda kendisini görseydi, efendim Gezi davası kararının tümünü bozardı, değil mi? Ama öyle bir şey yok. Yani Gezi davasında sadece Can Atalay mahkum olmuş değil. Gezi davası efendim hükümeti devirmeye teşebbüs müdür değil midir, bu ayrı bir tartışma. O suç da oluşmaz zaten. Eğer öyleyse burada mahkum olan işte efendim Kavala, Atalay, Tayfun Kahraman, Şidem Mater gibi kişiler eğer hükümeti devirmeye teşebbüs etmiş iseler, o zaman Gezi'ye katılan bizler de o suça iştirak ettik, değil mi? O zaman bizlerin de hepimizin yargılanması gerekiyor. Çünkü hepimiz oradaydık. Bundan bağımsız olarak söylüyorum. Anayasa Mahkemesi Gezi davası mahkumiyetini efendim bozmuyor. Milletvekili seçilen Gezi sanıklarından Can Atalay ile ilgili, anayasanın milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili efendim yine seçme seçilme hakkına ilişkin hükümlerinin ihlal edildiğini tespit ediyor. Temel hak ve özgürlüklerden ihlalleri tespit ediyor. Bunun giderilmesi için de yol gösteriyor. Bu Anayasa Mahkemesi'nin görevidir zaten. Yani bunu yapmazsa görevini yapmamış oluyor. Dolayısıyla burada bir astık üstlük ilişkisi falan yok. Fakat hükümet ısrarla, hükümet kanadı bir tarafı oraya götürüyor. Hükümet, sorunuza gelince, evet, yani hükümet içinde bence ciddi anlamda bir gerilim, bir güç savaşı var. Bu sadece AK Parti içinde değil, yani şu andaki hükümet aslında birkaç parçadan oluşuyor. AK Parti, onun yanında tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi, efendim sonra işte yeniden Refah, işte diğer partiler de var, ama asıl iki kanat, yani Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti kanadı arasındaki güç savaşının yargıya yansıması olarak da ben görüyorum. Aslında ben biz 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz misali, ben bu kararı imza atan arkadaşların ikisiyle de geçmişte çalışmış, yakın arkadaşlık yapan birisi olarak neyin ne olduğunu da biliyorum, ama bunu özel hukukumuza, hukukumuzu buraya burada anlatmak da yakışık almaz diye düşünüyorum. Bu bana kalsın. Yani özel bildiğim bazı şeyler vardır. Onu açıklamak uygun olmaz diye düşünüyorum. Bu çünkü kişisel bir ilişkinin sonucunda bilinen bilgiler. Fakat ama yani sonuçta Yargıtay'a karşı, efendim Anayasa Mahkemesi'ne karşı Yargıtay'ın bu gerekçeli kararı hukuksal anlamda tartışılabilecek bir karar olmaktan öte bir şey. Yani hukuksal anlamda biz bunu tartışamayız. Bunu bir hukuksal kalıba oturtamayız.
Çünkü anayasanın hükmü açıktır. 153. madde açıktır. Aksi takdirde, aksin Çiğdem Hanım, ne olur? Efendim, Anayasa Mahkemesi'nin işte geçenlerde iptalle ilgili bir karar verdi değil mi? Reddetti. Evet. İşte dezenformasyon olarak, sansür olarak nitelendirdiğimiz şeyle ilgili. Yarın ben işte ilk derece mahkemesi hakimi olarak, hayır kardeşim, Anayasa Mahkemesi kararı yanlıştır, ben buna uymuyorum. Ya da Yargıtay bir karar verdi, ben buna uymuyorum. Efendim, siz yetkinizi aştınız diyerek yerel mahkemeler başka bir şey yapar. Ya da vatandaş yerel mahkemenin kararına uymaz. Ya da geçmişten çok tartışmalı olan Anayasa Mahkemesi'nin bu 367 kararı vardı, biliyorsunuz. Evet. Mesela o karar da çok tartışıldı. Doğruydu, yanlıştı. Ayrı bir mesele, ama ne oldu? Uyuldu değil mi? Yani Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı vardı ve bu karara uyulmak zorunda kaldı. Sonra anayasa değiştirildi. Efendim, işte halk oyuyla Cumhurbaşkanı seçilmesi uygulaması getirildi. Ya da yine Anayasa Mahkemesi'nin efendim anayasa değişikliğine ilişkin denetlemesinde demokratik hukuk devleti ilkesi, laiklik ilkesini dikkate alıyor. Şimdi bu da bir yorum. Yani Şule Hocam, orada Şule Hocam'ın yanında bunları konuşmak pek yakışık almıyor ama sonuçta Anayasa Mahkemesi yorum yapıyor. Diyor ki, ey meclis, sen bu anayasayı değiştirdin ama yaptığın bu değişiklik anayasanın değiştirilemez. İlk üç maddesinde cumhuriyetin nitelikleri olarak sayılan demokratik hukuk devleti ilkesine, laiklik ilkesine aykırıdır. Bu nedenle bu değişikliği uygun görmüyorum. Şimdi bu da bir yorumdur. Zorlayıcı yorumdur. O zaman meclis desin ki, hayır ben uymadım. Ya da 367 kararında meclis deseydi ki, hayır Anayasa Mahkemesi sen yanlış yaptın, yanlış yetkini açtın, ben uymuyorum. Cumhurbaşkanı'nı Abdullah Gül'ü seçtik, mazbatasını da veriyorum ve yemin ettirseydi ne olacaktı değil mi? Yani bakın, bu iş, uç örnekler veriyorum, buraya kadar gider. Dolayısıyla Yargıtay üyesi arkadaşlar, Anayasa'nın 153. son maddesini herkes kadar, bizler kadar biliyorlar. Ve uyulması zorunlu olan, herkesi bağlayan, yanlış olabilir, eleştirebilirsiniz. Bunu efendim sempozyumlarda, seminerlerde, tartışmalarda, yani Anayasa Mahkemesi kararları tartışılmaz değil. Elbette ki bilimsel ortamlarda, hukuk tartışmaları ortamında tartışılabilir. Hatta biz televizyonlarda tartışabiliriz. Ancak uyulması zorunludur. Uyacaksınız, sonra yanlışlık varsa görüşünüzü söyleyeceksiniz. Hayır ben buna uymuyorum demek kaostur. Ve yani dediğim gibi, yarın da başkaları başka kararlara uymaz. Evet. Bu işin sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuka oturan, hukukla kurumsallaşan hukuk devleti niteliği, anayasal sistemi ortadan kalkarsa o zaman herkes kendi hukukunu uygular. O zaman da güç kimdeyse güçlünün hukuku olur. Yani devlet nizamı çöker, ilkel kabile düzenine döneriz. Bundan en çok aslında sakınması gereken yargı mensuplarıdır. Ama ne yazık ki meslektaşlarımız hiç olmayacak bir biçimde bu tartışmayı, yani ülkeyi bu tartışmanın içine soktular. Halbuki yargıçlar efendim bağımsızdırlar. Neden bağımsızdırlar? Bütün güç odaklarından bağımsızdırlar, siyasetten bağımsızdırlar, yürütmeden bağımsızdırlar, yasamadan bağımsızdırlar, medyadan, kamuoyundan bağımsız olarak efendim anayasaya, hukuka, kanuna, vicdanın kanaatlerine göre karar verirler. Böyle yapsalardı bu tartışma olmayacaktı. Evet. Öyle yapmadıkları için meslektaşlarımız bu tartışmayı maalesef işte biz de yapmaya devam ediyoruz. Evet, hem de bu tartışmanın ardındaki o gerçek nedenleri, her ne kadar spekülasyon olarak da ifade etseniz, vallahi görünenin ne olduğu ortada, Kemal Bey de işaret ediyor aynı zamanda. Şimdi kaos. Peki şöyle geleyim Kemal Bey, bu kaosu niye çıkarmak isterler? Yani anlıyorum ki Can Atalay burada bir Can Atalay dosyası, daha doğrusu bir manivela gibi bir görev gördü. Bir araçsallaştırılan bir yanı oldu ve onun üzerinden böyle. Yani bu nasıl bir kurgudur ki bir şekilde yolunu oraya doğru bulabiliyor? Çok enteresan. Yani bunun içinde böyle oturup hakikaten A'sı, B'si, C'si planlanmış mıdır? Yoksa böyle bir şey oldu, bari biz de bundan bunu vesile edip böyle bir yola mı girelim denildi acaba? Ama daha öncesinde de Anayasa Mahkemesi ile ilgili ara ara değişsin, kapansın gibi ifadeler kullanıldığında hatırlıyoruz aynı zamanda. Buyursunlar Kemal Bey, sizdeyim. Evet, şimdi sevgili Durak oldu orada.
anımsayacaktır Çağdaş Yurtlar Derneği'nin davasında. Önce bütün avukatları dışarı çıkardılar. Sonra bütün sanıkları dışarı çıkardılar. Ve bir celsede karar verdiler. Yani şimdi şunu, bunu bir yargıç hatası, yargıçların bir tasarrufu olarak görmek mümkün değil. Bu yargıçlar ya da bu yargıç adı altında, yani bana göre infaz memurları, adı yargıç sadece, yani verilen talimata uygun işler yaptılar. Düşünebiliyor musunuz? Yani 22 tane insanı yargılıyorsunuz, avukatlarını salondan dışarı çıkarıyorsunuz, savunma hakkını kullandırıyorsunuz, bir takım şartlar koyuyorsunuz usulde olmayan, sonra sanıkları da dışarı çıkarıyorsunuz ve sonra karar veriyorsunuz insanlar hakkında. Yani bunun Durakoğlu, sen mi konuştun? Yok, buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Buyursunlar. Ha, bir ses geldi. Buyurun Kemal Bey. Şimdi olabilir, belki katkı yapmak ister diye düşündüm. Buyurun. Yani ses gelince. Şimdi bunu bu bir tane, iki tane, on tane, yüzlerce örnek. Yani şöyle bir şey yapmayalım. Ben Ali Bey'in değerlendirmelerini çok değerli ve çok önemli buluyorum. Ama başta da anayasa hocamız da aynı şeyi söyledi. Arkadaşlar, bu basit iki tane yargı kurumu arasında ya da bir takım kötü yargıçların kötü kararlar vermeleriyle ilgili bir durum değil. Bu siyasi iktidarın bütün bu yargıyı dizayn etmesi ve artık talimatı altına alması. Yani artık yargı kendisi karar vermiyor. Saray veriyor kararı. Nasıl veriyor? 10 yıl ağır uyuşturucudan 10 yıl ceza almış bir kişiyi, İsrailli bir vatandaşı, hı hı, cezaevinden çıkarıp gönderebiliyorsunuz. Evet. Papazı vermem diyorsunuz. Daha 3 gün 5 gün geçmeden papazı gönderiyorsunuz. Yücel'i diyorsunuz. Özel uçakla Yücel gidiyor Almanya'ya. Evet. Yani söylemek istediğim şu. Hizbullah'tan mahkum olmuş kişileri affediyorsunuz. Cezaevinden dışarıya çıkartıyorsunuz. Şimdi yani bunlar öyle rastgele efendim tekil olarak el alınıp tartışılacak bir anayasa maddesi şunu diyor. Öteki Yargıtay'ın görevi bu. Tabii bunlar doğru. Bunlar günlerdir konuşuluyor. Bunlar biliyoruz. Asıl mesele şu. İzin verirseniz biraz kendimizle ilgili öz eleştiri yapmak istiyorum Çiğdem Hanım. Bir de şunu da sorayım o halde. Şimdi şöyle, buyurun, güzel bir söz vardır ya, ayarını bozduğun kantar, gün gelir seni de tartar diye. Dolayısıyla aynen, bunun aynen, bir yandan da yani böyle bir yolu açanların, şimdi neyi konuşuyoruz bir yandan? Ya şu tarikatla şu tarikatla mı birbirine girdi? Onlar mı çatışıyor diye de konuşuyoruz. Ya bunların, bu tarikatların böyle bir yargı organında nasıl bu kadar etkin olabilmesi ayrı bir konu, tartışma konusu. Bir de bunları bu kadar etkili yaparsanız bir gün bunlar da birbirine girdiğinde kimler kimleri yiyor? Yani sonuç olarak bu kantarın ayarını bozanın başına ne gelebilir? Şimdi ben de tam bu noktaya gelmek istiyorum. Buyurun. Yani çok laf ediyoruz, çok da işe yaramıyor, karşılığı olmuyor. Biz kendi kendimize şey yapıyoruz, biz adeta ses odası gibi hep birbirimize söylüyoruz. Ama asıl şu kabuğu kırmamız gerekiyor. Tamam, bunlar kötü şeyler yapıyorlar, kötü yollarlar, kötü uygulamalar yapıyorlar. Ama bu bugünün meselesi değil. Yıllardır bunu yapıyorlar. Dönüp hani Nazım'ın söylediği bir şey var ya, kabahatin çoğu da sende kardeşim diyor ya. Evet. Kabahatin çoğu da bizde yani. Bir öz eleştiri yapmamız lazım. Hı. Şimdi en başta hukuk kurumları, barolarımız, barolar birliğimiz vesaire şu bu. Yani yasak savar gibi bir takım açıklamalarla şunla bunla bu işle biz başa çıkamayız. Siyasi partiler, muhalefet partilerini kastediyorum. Evet. Meslek odaları, sendikalar, demokratik iktidar vakıf, aklınızda ne geliyorsa ve bireyler olarak biz bu kötülüğün karşısında dirençli, kararlı, doğru, dürüst durduk mu? Yani bunu takip ediyor muyuz? Bu mesela bir takım protestolar yapıyoruz. Gayet anayasadan doğan demokratik haklarla ilgili bir takım protestolar yapıyoruz. Ne kadar orada oluyoruz? Ne kadar ses çıkarıyoruz? Çünkü sonuçta bu kantarı mantarı tartacak, ayarlayacak olan şey kamuoyudur. Hı. Halkın gücüdür. Avukatların hepsi bir araya gelse, işte 180 bin kişiyiz. Hepimiz bir araya gelsek bu sorunu çözemeyiz. Belki yol gösterici, belki anlatıcı oluruz şimdi yaptığımız gibi. Ama bu işin asıl sahibi halk. Halk sahip çıkacak. Bu mesele, Yargıtay, anayasa, şu bu kadar, bu mesele demokrasi, özgürlük, hukuk sorunudur. İşin esası tabii ki de hukuktur. Ama
hukukun olmadığı yerde demokrasiyi inşa etmek, özgürlükleri yaşamak mümkün değildir. Siyasi iktidar zaten bu yolla yargıyı bu şekilde adım adım ele geçirerek, dizayn ederek aslında toplumun üzerinde baskı kuruyor ve kendi siyasal ideolojisini ve kendi egemenliğini sürekli hale getirmeye çalışıyor. Burada yapılacak bir şey var. Ya teslim olacağız ya da direneceğiz. Direnmenin yolu belli. Hep de şeyle korkutuyorlar bizi Çiğdem Hanım. Yani bunu işte, Ana Muhalefet Partisi de yaptı. Aman sokağa çıkmayalım. Ama ya arkadaşlar, sokak dediğiniz şey anayasadan neşet eden, bize tanınmış demokratik hak, gösteri, yürüyüş vesaire haklarımızdır. Bunlar da izin alınmaksızın yapılır. Bunlar çok açık bir şekilde. Biz sokağa çıkmazsak, sokak bizim yaşam alanımızdır. Sokak bizim dayanışma göstereceğimiz yerdir. Elbette ki bunu meşru zeminde demokratik haklarımızı silahsız, şusuz busuz yapmamız gerekiyor. Buna hiç bir şey yok. Bu iktidarı, bunları yola getirecek, bu uygulamalardan vazgeçirecek, eğrisini doğrusuna getirecek şey halkın gücüdür. Toplumun, kamuoyunun yapacağı, ortaya koyacağı dirençtir. Biz bunu yapamıyoruz. Yani adam sendecilik, günlük meseleler, yani şimdi Can Atalay milletvekili meclise gelmemiş. 599 tane var zaten. Ne olacak? Ha yani baktığınızda evet bir şey olmaz yani. Dünyanın sonu değil. Ama mesele Can Atalay meselesi değil. Can Atalay tam da sizin söylediğiniz gibi bu menevele ile de yine halkın, toplumun hukukuna, demokrasisine, özgürlüklerini kısıtlamaya çalışıyorlar. Buradan bir duruş sergilememiz lazım. Benim bakış açım bu. Evet. Dolayısıyla yani yanlış anlaşılmasın. Tabii ki ben bir avukatım. 38 senedir bu işi yapıyorum iyi kötü. Bu işin de mücadelesi veren insanlardan biriyim. Orada çok değerli arkadaşım, meslektaşım Durakoğlu var. O da elinden geldiği kadar birçok alanda hayret gösterdi. Ama bu hukuk ve hukukçular yetmez yani. Toplumun buna sahip çıkması lazım. Şimdi hukuki olmayan bir meseleyi, hukukla ilgisi olmayan bir meseleyi burada 4 tane hukukçu konuşuyoruz. Nereye kadar konuşuyoruz? Güzel. Nereye ama kadar? Ama işte hukukla ilgili olmadığını da çok net anlatarak aslında, bir yandan. Aslında müsaade eder misiniz? Buyurun. Ali Bey, bir de aslında, şöyle sorayım. Bu bölümde ayrılacağımız için o zaman ekleyeyim değerli konuklarımdan da izin alarak. Şöyle. Ben söz almayayım şimdi. Saygısızlık yapmak istemiyorum. Sadece buraya... Uğurlayacağım için hazır. Şöyle sorayım. Mesela evet, CHP'nin yeni genel başkanı işte koltuğa oturduktan hemen sonra böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Ve işte şu anda mesela mecliste bir aktif olarak bir eylem gerçekleştiriyorlar. Bir nöbet gerçekleştiriyorlar. Hatta bugün Yılmaz Tunç dedi ki yani oturma eylemi değil çalışma eylemi yapılması gerekiyor gibi. O şekilde bir karşılık vermeye çalıştı ama... bakıyoruz hatta sokakta da bir gösteri yapabilmek, o eylem yapabilmek, yani o anayasadan doğan hakları barışı bir şekilde kullanabilmek adına da bazı işaretler veriyor. Ama henüz soru işareti. Yani burada muhalefetin tavrı açısından, siyasetin okuması ve yaptığı uyarılar açısından, mesela Erdoğan'a dedi ki yani bu durum sizin meşruiyetinizi de etkileyecek bir şey olur. Siz bunu saymam dersiniz. Ben de yarın öbür gün derim ki sizin meşruiyetinizle ilgili şu maddeyi ben kabul etmiyorum. Sizin durumunuz tartışmalı olur. Yapmayın. Siz bir kalkışma yapıyorsunuz. Belli ki siz de bunu destekleyerek aslında sizin liderliğinde olmuş bir şey diye de tepki gösterdi. Bir siyasi okumasını yapmanızı da isterim tabii. Bir siyasi bir tarafınız var çünkü. O siyasi okumaya girmeden önce Sayın Aytaç'ın dediği noktayı aslında ben bir giriş yapmak istedim. Buyurun. Sayın Aytaç diyor ya, dört hukukçu oturmuşuz tartışıyoruz. Evet, aslında bu meseleyi aslında biz kuşuran tartışmaması lazım. Uzaktan sosyoloji eğitimi alan ve kendisini kamu hukukçusu olarak nitelendiren kişiler. Yani şimdi ama Türk milleti adına hukukçuluk yapıyor efendim. Yani o kadar da bilemedim. Yermeseniz bence buyurun. Yani bu hakikaten cehaletin cesareti aslında çok bariz, tipik örneği. Yani ben utanırım yani alanım olmayan bir konuda ben şimdi diyelim ki efendim bir inşaat ya da deprem ya da efendim ekonomi ya da sağlık konusunda ben buyum, yani bu nasıl bir şey, bunu bir insan nasıl yapabilir? Yani bu olacak gibi değil, dolayısıyla oraya girmek istemiştim. Biz tartışmayalım, evet başkalar tartışsın. Çünkü zaten hukuk yok. Yani sorun orada zaten. Hukuk tartışılmıyor. Hukuk, efendim herkes
Bana anayasa gitmiş, bana yasa, bana kanun, kişisel hukuklar oluşmuş. Efendim sorunuza gelince kısaca diğer konuklara onların affına sığınarak... Ali Bey, çok özür diliyorum. Ali Bey, hukuku da aslında sokak yaratıyor, toplum yaratıyor. Yani evet. Hukuk böyle evet. Üstten gelen bir şey değil yani. Evet. Onu ifade evet, etmek istiyorum. Yani... Dolayısıyla evet Sayın Aytaş'ın da dediği gibi efendim ben de geçmişten beri ben de sokağın kullanılmasını savunan bir siyasetçiyim. Dolayısıyla yeni Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de yeni genel başkanımız Sayın Özel de bu yönde işaretler veriyor. Bunu ben doğru buluyorum. Evet yani demokratik hak arama yollarından bir tanesidir. Toplumsal gösteri yürüyüşü yapmak silahsız, saldırısız, başkalarının hak ve hukukuna tecavüz etmeden... efendim kamuoyu desteği açısından sokağa inmek, sokakta ses çıkarmak, kamuoyu oluşturmak siyasilerin özellikle de ana muhalefet partisinin bir görevidir diye düşünüyorum. Bu anlamda önümüzdeki süreçte biraz daha aktif, daha sokağa inen bir yapı göreceğiz bizim partimiz açısından. Peki. Hızlıca bir şey daha o zaman. Ki Sayın Durakoğlu'na da öyle geliyor. Ama Şule Hanım'la Sayın Başkan'a... Hemen hızlıca soruyorum. Onlardan da izin alarak aynı zamanda efendim. Numan Kurtulmuş'un danışma kurulunu bir türlü toplamamış olması, toplayamamış olması daha doğrusu. Dün mü, önceki gün mü yaşandı artık günleri karıştırdım ama sabah Özgür Özel'le görüşmesinde evet 16-17 gibi toplarız dediği. Sonra beni bir kerelik bu kez bu seferlik mazur görün demesi. Niye acaba böyle bir şey demiş ola ki? Niye mazur görün demiş ola ki acaba Numan Kurtulmuş? Çünkü Numan Kurtulmuş'un Abdülhamit Gül'le biraz daha belki ortaklaşa bir tavrı olabileceğini düşünebiliriz. O da biraz daha işte hukuk... İkinci her... bir ihtimal var mı diye soralım isterseniz. Yani evet var mı ikinci bir ihtimal? Evet buyurun. Şimdi ben o toplantının önce yapılacak olması sonra iptal edilmesini duyunca hemen aklıma 17-25 Aralık sürecinde biliyorsunuz komisyon toplanmıştı, karar verecekti ve ertelendi. Samimiyetle söylüyorum o geldi aklıma. Sonradan o toplantının niçin ertelendiği de işte saraydan gelen telefonlar üzerine falan bayağı tartışılmıştı. Şu anda da yani Meclis Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanına bunu yakıştırmak da eski bir parlamenter olarak pek işime gelmiyor ama Numan Kurtulmuş'un da bu ertelemeyi, bu iptali niçin yaptığını bizlere, kamuoyuna ikna edici bir şekilde açıklaması Meclis Başkanı olarak da sorumludur diye düşünüyorum. Aksi takdirde o makamı da sarayın gölgesi altında bırakmış olacaktır. Sorumluluk da Numan Kurtulmuş'a aittir. Peki bu dediğiniz önemli. Öyle geleyim Sayın Durakoğlu'na. Çünkü az evvel dediniz ki bu aslında meclise yönelik bir tahakküm. Dolayısıyla yani meclise yönelik bir baskı hali var aslında. Dolayısıyla orada Numan Kurtulmuş'a gerçekten bir iş, büyük bir iş düşüyor. Ama bu sınavın siyasiler nasıl veriyorlar acaba? Ki soru işareti var o noktada. Belki buna ilişkin bir şey söylemek istersiniz. Diye. Evet ben yani olup bitenleri değerlendirdiğim zaman işin siyasal yönünü daha ağırlıklı görüyorum. Tamam. Daha vahim görüyorum daha doğrusu. Hem ağır hem vahim değil mi? Evet yani buradaki tartışmaların bir bölümünü biz geçmişte de yaşadık. Bu yönüyle değil kuşkusuz. Yani ama yani Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını falan biliyoruz. Çiğdem Hanım benim bir sıkıntım var. Bunu mutlaka dile getirmeliyim. Ben 1982'de hukuk fakültesini yeni bitirmiştim ve bir anayasa oylamasıyla karşılaştık. Zarfları şeffaftı. Hangi renkte zarfı işin içine koyduğunuz falan belliydi. Ve çok geniş bir şekilde de bir rivayet vardı. Yani sandık başlarında tespit edilecekti o red oyu verenler. Ertesi günde hepimiz içeri girecektik falan böyle. %91.3 ile kabul edildi. Ben 8.7'nin içindeyim. Bu anayasaya red oyu vermiştim. Eve gidince de piyamalarımı hazırlamıştım. Yani sabahını alacaklar falan diye. Böyle bir ortamda gerçekten abartmadan söylüyorum. Yani böyle bir ortamda bir şeye girmiştik. Referanduma girmiştik 1982'de. Şimdi ben 1982 anayasasını savunuyorum. Birileri bir gün bana deselerdi ki sen mi savunacaksın bu anayasayı, kendime gülerdim. Yani o noktaya geldim. Şimdi ben düşünebiliyor musunuz? Bu anayasa mahkemesini savunuyorum falan. Evet. Hem bu anayasa mahkemesini savunuyorum falan.
Ne olur yani bizi dinleyen herkes, Şule hocamı da buna katarım, Kemal'i de katarım, Ali Bey'i de katarım falan. Yani herkes aynı noktadadır. Yani biz burada bir anayasayı savunuyoruz. Anayasayı, anayasalı devleti savunuyoruz. Anayasal düzeni savunuyoruz. Biz burada anayasa mahkemesini kurumsal olarak savunuyoruz. Anayasa mahkemesi üyeleriyle falan işimiz yok bizim. Yani o anayasa mahkemesi üyelerinin vaktiyle neler yaptıklarını, bugün Yargıtay'ın kendilerine yaptıklarını vaktiyle kendisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptı. Yerel hukuku ben tartışırım, sen tartışamazsın falan gibi abuk sabuk şeyler söyledi. Kendi üyesiyle ilgili öyle şeyler yaptı ki, ama kurumsallığı savunuyoruz. Önce bunun herkes tarafından bilinmesi gerekiyor. Ve bir yeni anayasa tartışmaları sırasında falan, dün bir MHP milletvekili söyledi ya, ya kaldıracağız ya değiştireceğiz falan diye. Evet. Yani kaldırılması, değiştirilmesi bir tarafa, bu kurumsallığın burada durmasının ne kadar yaşamsal olduğunu, demokrasi için ne kadar yaşamsal olduğunu, hukuk devleti için ne kadar yaşamsal olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Öncelikle buralardan yürümemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi neden böyle bir noktaya gelindiğini, nelerin yaşandığına ilişkin değerlendirmeyi yaptığımız zaman da başka bir şey görüyoruz. Şimdi bir Gezi yargılaması var. Ben o yargılamanın bütün safhalarına katıldım. Can Atalay'ın müdafiye olarak katıldım. Baro Başkanı olarak katıldım. Ama yani izlemek için katılmadım. Can Atalay müdafiye olarak katıldım. Dosyanın bütün içeriğini biliyorum. 41 yıllık hukukçuyum. Bütün müktesebatım adına söylüyorum. Zerre kadar suç olmayan bir şey bu. Zerre kadar suç isnat edemeyeceğiniz bir dosyadan bahsediyoruz. Siyasal yönlü dosyalar, yargının Türkiye'de işte araçsallaştırılması, siyasal stratejilerin parçası olmaya dönüşmesinin sonuçlarından birisidir. Ya ağlarsınız ya gülersiniz o dosyaya baktığınız zaman. Yani ikisinin arasında bir yerde durabilmeniz mümkün değil. Bu bir siyasal davadır, siyasal özü davadır ve bir Recep Tayyip Erdoğan teorisinin devamıdır. Gezi, 17-25 Aralık, 15 Temmuz. Bunlar birbirine bağlantılıdır Recep Tayyip Erdoğan'a göre. Recep Tayyip Erdoğan kendi siyasal görüşünü yargı eliyle hukuksuzluğu meşrulaştırmak adına bütün bunları yaptığı için sonuç olarak bu bağlantının kopmaması gerekir. Bu bağlantıyı kuracak olan da bir yargı kararıdır. Bu yargı kararı verilmiştir. Yargıtay tarafından da onanmıştır. Ama bitmedi. Can Atalay'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeden evvel Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru seçme ve seçilme hakkıyla ilgili bir ihlali ortaya koyuyor. Evet. Ama diğer sanıklar da gidecekler. Fütürist olmanın gereği yok. Her şey açık aslında. Yani bir gelecek okumuyoruz. Osman Kavala, köy. Osman Kavala nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu davaya nasıl bakması gerektiğini söyledi. Biliyor. Bakın ben bir hukukçuyum ve buradaki herkes gibi, bütün hukukçular gibi bir şeyden utanç duyuyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bir de Selahattin Demirtaş kararında söyledi bunu galiba. Çok nadir söylüyor. 18. maddeye aykırılık gördü. İhlali o nedenle verdi. 18. madde ne demek biliyor musun? Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne, sen bu kişileri hukuki nedenlerle değil, suçlu oldukları için değil, tamamen siyasal nedenlerle içeride tutuyorsun diyor. Bundan bir ülkenin hukukçusunun utanç duyması gerekiyor. Ben utanç duyuyorum da duymak isteyenler, duyması gerekenler duymuyor. Böyle bir sıkıntı var ortada. Şimdi bu karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde somutlaştı aslında. Ne olacağı belli ve şimdi kesinleşmeden itibaren diğer sanıklar da önce Anayasa Mahkemesi'ne, ardından da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecekler. Eğer Anayasa Mahkemesi ihlal kararı vermezse. İhlal gözüküyor ama. Yani İnsan Hakları Mahkemesi'nin oluşmuş fikriyatına göre burada ihlal gözüküyor. Şimdi bunu yaşayan Anayasa Mahkemesi öyle bir başvuruda nasıl bir karar verebilir? Verecek mesela? Görüyoruz. Bu kararı görüyoruz. Bunun için fütürist olmaya, geleceğe okuyan bir hukukçu gibi davranmaya falan gerek yok. Bu görünüyor. O zaman şimdiden bunun altyapısını oluşturmak gerekiyor. Bugün olanların, Yargıtay'ın biraz evvel Ali Bey'in söylediği o terör örgütlerine ilişkin tehditlerle Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra ortaya çıkan tehditlerin birbirinin içine sokulmasının nedeni de bu. Evet. Yani bir geleceğin şimdiden görülmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi tehdit ediliyor bir anlamda.
Ben o yüzden Anayasa Mahkemesi'nin mutlaka konuşması gerektiğini düşünüyorum. Anayasa Mahkemesi sessiz kalamaz. Bakın bu kararın verilmesinden bir gün evvel ilgilenenler açıp bakabilir. Karar daha verilmemişti. Daha bir gün evvel ben bir tweet attım. Dedim ki bakın göreceksiniz çok yakında Yargıtay böyle bir karar vermeye yeltenecek. Yeltenecek dedim. Böyle bir tablo karşısında Anayasa Mahkemesi Başkanı sessiz kalamaz. Yani ne olacak? Bak biz Enes Berberoğlu konusunda vermiştik. Gergerlioğlu konusunda ikinci bir karar vermiştik. Veririz ikinci kararı. İkinci kez veririz. Burada bir şey olmaz ki. Sonra da uygulamaya mecbur kalırlar. Olur biter falan. Böyle davranamazsınız. Böyle olmaz. Bunun sonucu bu kadar basit değildir. Bu ülkenin hukukçuları, hukuk okuyan insanları bu tablo karşısında yargının ne kadar siyasallaştığını, bu siyasallaşmanın giderek nereye vardığını görüyorlar artık. Evet. Bu görüntüyü siz başka türlü oynuyor olabilirsiniz. Biz sahnede oynanan oyunun yukarıda bir yerlerde bir başkaları tarafından yazılmış olduğunu görüyoruz. Şimdi size uzun uzun bir 2010 referandumunun ortaya çıkardığı sonuçları anlatabilirim. Ya 15 Temmuz'dan sonra AK Parti iktidarı alması gereken gerçek dersi almadı. Yani 15 Temmuz bu ülkede siyasal İslam teorilerinin çöktüğü gündür aslında. Bunu yapmadı. Ne liyakatı ne laikliği gözetmedi. Biz o zamanlar mesela İstanbul Barosu olarak çok açık bir biçimde bundan böyle en azından yargıya yönelik olarak işlevlerimizde işbirliği yapmalıyız dedik. Adalet Bakanlığı'na açık açık söyledik. Tam tersi oldu. İdem Hanım kendi şeyhini Mehdi zanneden tek cemaat FETÖ değil. Kendi şeyhini Mehdi zanneden tek cemaat FETÖ değil. Bu ülkede başka cemaatler de var. Ve bugün bakın buradan açık açık söylüyorum. Cemaatler arası savaş var yargının içinde. Böyle bir şey olabilir mi? Yargı örgütlenmenin yeri olabilir mi? Siyaset çokla yapılır derdi rahmetli Demirel. Evet siyaset çokla yapılır. Çokun olduğu yerde cemaatlerdir. Öyleyse cemaatlerin içinden alalım, onların içinden yapalım dediğiniz zaman böyle bir tablo ortaya çıkabilir mi? 15 Temmuz'dan sonra, 3 gün sonra, 20 Temmuz'da, 5 gün sonra, 20 Temmuz'da bir kanun hükmünde olağanüstü hal ilan edildi. Evet, kanun hükmünde kararnameler çıkarıldı. Ve o kararnamelerin birisinde, ilkinde galiba ya da ilkinde değilse ikincisinde yargıç ve savcı alımında yazılıdan 70 alması zorunluluğu kaldırıldı. Liyakat? 50 ile 52 ile 53 ile yargıç ve savcı alındı bu ülkeye. Niye yapıldı bütün bunlar? Kimlerdi bütün bunlar bu olup bitenler? Yani şimdi ben 40 yıllık hukukçuyum. Şöyle bir şeyin içerisine girmek istemiyorum. Bu ülkede benim de tanık olduğum gerçekten görevini vicdanıyla yapan, vicdanından başka hiçbir ölçüde elinde bulunmayan son derece saygıdeğer yargıç ve savcılar var. Hepsini aynı yere atamam. Ama bunların olduğu dönemde, bunların aldığı dönemde gerçekten yani tamamen cemaatler içerisine, onların içerisinde başka grupların söz konusu olduğu savaşlar yapılmaya başlandı. Ve bu savaşların kitapları yazıldı ya. Yani koca koca adliyelerde bazı başsavcıların hangi işlemlerin nedeniyle görevden alındığı ya da açık açık rüşvet yediği suçüstü yapılarak saptanan yargıçların nasıl görevde kaldıkları kitaplarla, romanlarla yazıldı artık. Evet. Yazılır hale geldi. Her şey bu kadar ortadayken. Evet. Yani ama yargı bu kadar siyasallaşmamalıydı. Bu siyasallaşmanın sonucu olarak şimdi bir parti öbür tarafa bir mesaj vermeye çalışıyor. Evet, evet. Bu mesajın bir sürü altyapısından söz ediliyor. Şu nedenle bu nedenle oldu. O oldu bu oldu falan filan. Benim babam avukattı ve yargı dünyası içerisinde kendi içinde olup bitenlerle ilgili dış dünyaya çok konuşmamaya özen göster demişti bana yeni avukat olduğumda. Özellikle de yurttaşların yargıya, adalete olan inançlarının sarsılmaması nedeniyle olumsuzlukları sadece kendi meslektaşlarınla tartış derdi. Çok konuşma orada. Bu çok doğru bir şey değil derdi. Çok uzunca bir sürede
Öyle yaptık gerçekten. Ama bu ülkede konuşmadığımız için demin Kemal'in söyledikleri o açıdan son derece doğru. Çok güzel. Yani bu ülkede bizim ülkemizde yurttaşların adalet talep etmeleri gerekiyor. Siyasal iktidarı talip olan partilerden adalet talep etmeleri gerekiyor. Aş ama istiyoruz, bu talep isteme hali ekmek o kadar istiyoruz, su istiyoruz, adalet istemiyoruz biz. Talep isteme hali o kadar düşmanlaştırıldı ki, yani talebiniz için evet anayasada da bir hak var değil mi? Barışçıl, silahsız, izin almak zorunda da değilsiniz, gösteri yapabilirsiniz. Ama onu yaptığınız zaman mesela Gezi böyle bir hareket değil miydi? Böyle başlamadı mı aslında bakarsak? Yani sonra provokasyonların olması vesaire onları bir kenara. Oradaki ayrımı yapmak da zaten devletin görevi değil midir? Yani oradaki insanların eylemlerdeki güvenliğini sağlamak vesaire. Ez cümle insanlar haklarını kullanmak adına ve demokratik anlamda hak arayışı için. Ama bu öyle düşmanlaştırıldı ki şimdi artık hak aramaya çalışsanız hep şöyle suçlanacaksınız belki de. Darbe girişimi. Yani hükümetin işini yapmasını engellemek. Hükümeti çalışamaz hale getirmek amacı gidiyor bunlar. Ama işte zaten diye. Otoriter toplumların en temel özellikleri bu türden korku iklimleri yaratması. Evet, korku duvarı yaratması. Evet, ya o korku duvarı. Ya biz hukukçular olarak bu savaşımı verirken yetmiyoruz. Ha. Benim anlatmaya çalıştığım, demin Kemal'in de söylemeye çalıştığı o. Ya da işte Ali Bey söyledi ya, yani Gezi için onu yapanlar eğer bugün suçluysa hepimiz de bu suça iştirak et. Hepimiz oradaydık. Ya bu ülkede 3 milyon insan Gezi'ye katıldı. Çeşitli yerlerde katıldı. Yani bunu oradaki 7-8 kişiye değil, bağlamak değil, falan ne kadar doğru, böyle bir şey olabilir mi? Ama bizim verdiğimiz savaşın bir ortağı, özellikle de toplumsal bir altyapısı var. O toplumsal altyapıyla birlikte bizi destekleyen, bizim arkamıza geçen, ya adalet arayışı içerisinde olan gerçekten bir toplum kesimi olmasına ihtiyaç var. O yargı bağımsızlığı sadece avukatın, hakimin, savcının sorunu değil. Bir toplumsal yargı bağımsızlığı insanca yaşamak demektir. Onurlu yaşamak demektir yargı bağımsızlığı. Hı hı. Yargı bağımsızlığı hukuk güvenliği demektir. Yani alnı ak başı dik olan insanın alnı ak başı dik dolaşabilmesi demektir. Sabah saat 6'da kapı çalındığında gelenin sütçü olması demektir yargı bağımsızlığı. Bunu sağlayabilmeliyiz. Bunu toplumumuza anlatabilmeliyiz. Ve toplumumuz da yargı bağımsızlığı konusunda mücadele vermeli. Ya da en azından mücadele verenlerin arkasında olmalı. Bakın şimdi Kemal Aytaç önderliğinde yaklaşık 700 avukat Can Atalay'ın arkadaşları olarak, Can'ın arkadaşları diye bir grup içerisinde gerçekten çok büyük bir mücadele veriyorlar. Bir gün bir yerde, bir gün bir yerde, bir başka yerde daha ne yapabiliriz? Daha neyi ne kadar yapabilirizin savaşın içerisindeler. Bu arkadaşlar. Ama bir sonuca vardıramıyoruz. Görüyorsunuz olay Can Atalay'dan da çıkıyor. Tabii. Onun başvurusu bir başka siyasal sonuca doğru götürülüyor ve Türkiye'de başka bir şey yapılmaya çalışıyor. Burada belki şunu da konuşmak lazım o zaman. Can Atalay demişken bir milletvekilinden bahsediyoruz aynı zamanda. O milletvekili orada yokken hani iktidarın bileşenleri diyelim, bunlar bu durumdan memnun olabilir ama muhalefet tarafı ne kadar bu durumu topluma anlatabildi? Ne kadar burada bir sıkıntı, bir araz, bir sorun, büyük bir sorun ve yani bir milletvekilinin, milletin seçtiği birinin orada var olamaması, nasıl bir hak ama, ihlali ve milletin de hakkının ihlali olduğu anlatılamadı. 3-4 gündür farkında mısınız bilmiyorum. Yandaş basında böyle bir sorun yok. Yani ne gazetesi yazıyor, ne televizyonu tartışıyor, ne haberlerde var. Tabii. Böyle bir şey yok. Yani Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını zorunlu olarak yayınladıkları için birileri bir şeyler duyuyor galiba. Onun dışında bir haber falan yok. Yani toplumun haber alma özgürlüğü de, ihtiyacı da giderilmiyor o taraftan baktığınızda. Evet. Yani böyle bir şey. Ama onun dışında, yani ben şimdi küçümseyemem. Böyle bir tablo karşısında CHP'nin özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sergilediği olay önemli. Hı hı. Böyle bir tablo karşısında tipin genel başkanının kalkıp patayla Ankara'ya kadar yürümüş olması son derece önemli. Toplumun bütün kesimleri ayağa kalktı. Türkiye Barolar Birliği ayağa kalktı. Barolar ayağa kalktı. İstanbul Barosu gerçekten can siperhane çalışıyor. Tepkiler konulmaya çalışılıyor. Ankara'da yürüyüşler yapıldı. Avukatlar yürüyorlar. Evet, evet. Ama söylemeye çalıştığım o ki toplumun bunun arkasına geçmesi gerekiyor. Bu bir yargısal sorun değil. O nedenle bir hukuksal tartışmayla yetinmemeliyiz. Evet. Aslında belki de iktidarın endişe duyduğu şey tam da toplumun bütün bu tepki gösteren işte hukukçuların, vekillerin, siyasetin onun ardında olabilmesi.
bir güç gibi, bir dağ gibi onların arkasında toplumun durma ihtimali biraz endişe yaratıyor galiba. Tabii tabii. Yani açık açık söylediler zaten. Yani Anayasa Mahkemesi'ni ya kaldıracağız ya değiştireceğiz diye. Yani MHP'lilerden gelen bir şey söz konusu. Öbür taraftan tam da bir planlanmış şekilde geliştiğini düşünmüyorum belki ama yani sözlerimin başında anlatmaya çalıştığım o Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'ni beklemeden karar vermesi olayından itibaren tabii. bir senaryonun yazılmış olduğu anlaşılıyor. Çok acayip ama nasıl tabii, yazıldı bu senaryo? Tabii, nasıl bu böyle oturtuldu birbirini? Şimdi buradan bir başka siyasal sonuca. Buradaki 25. kareye bakmak lazım. İşte biz onu bir başka siyasal sonuca gideceğiz. Öyle anlaşılıyor ki benim gördüğüm yerel yönetimlere ilişkin seçimler Mart'ta yapılacağına göre bu seçimlerin gündemi önemli ölçüde anayasa değişikliği olacak. Başka gündemler konuşulmaya kalkışıldığında özellikle de iktidar açısından dezavantajlı bir durum doğacak. Onun yerine yine şeytanlaştırılan bir demin anlatmaya çalıştığım 12 Eylül Anayasası, onun yerine şeytanlaştırmaya çalışılan bir Anayasa Mahkemesi'yle, onun yerine bir terörle birleştirilen bir yargı algısıyla bir seçime doğru gideceğiz. Ne yapacağız? Belediye başkanı seçeceğiz. Belediye meclisi seçeceğiz. Yani gündemin de ona göre değişimi mümkün olduğu bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Peki. Şöyle hocam hemen şöyle geçeyim. Az evvel araya gitmeden önce demiştiniz ki yine bazı kavramlar da var, böyle not alıyorum. Onlarla ilgili açıklamak da gerekiyor diye. Onlarla bir bir iki husus söyleyeceğim. Ondan sonra da isterseniz bir siyaset bilimi açısından bunu değerlendir. Yani rejim olarak nasıl bir rejimin içinde bulunduğumuz, rejimin dinamikleriyle ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Çünkü bizi buraya isterim. Biraz da şu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen ve dünyanın hiçbir yerinde olmayan başkanlık mıdır nedir, belirsiz olan işte kendine özgü ama rejim var, benzer ülkeler var. Anayasası biraz böyle kendine özgü. Şimdi şöyle, bir devlet için en büyük tehlike nedir? Bizim bunu kendimize sormamız lazım. Benim aklıma 2004 yılında o zamanki House of Lords Birleşik Krallığın bir tür sonradan Supreme Court halini alacak olan yüksek yargı işlevini gören organı terörle mücadele yasası çıkarmışlardı, Blair hükümeti. Ve orada bir takım temel hak ve özgürlükler ihlal ediliyordu. Biliyorsunuz katı ve yazılı bir şekli anayasası yok. Ve anayasa mahkemesi de yok. Bununla birlikte o mahkeme İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ni iç hukuka aktaran bir yasa var. O çerçevede bunu inceledi. İncelerken oradaki yargıçlardan birinin bir paragrafını hiç unutamam. Şunu anlatıyordu. Birleşik Krallık için terör mü tehlikelidir, yoksa temel hak ve hürriyetlerin ve vatandaşların anayasal haklarının ya da insanların anayasal haklarını yok edilmesi mi tehlikelidir? Yargıç diyor ki bizim için hak ve özgürlüklerin yok edildiği, hukuk güvenliğinin olmadığı bir ülke terör olaylarından çok daha tehlikeli bir yerdir. Ve doğrudan doğruya terörle mücadele için çıkarılmış olan o yasa hükmünün değiştirilmesi çağrısını yapmıştı. Ve meclisle karşı karşıya geldi yargıçlar. Meclis geri adım atarak yasayı değiştirdi. Şimdi bunu hiç unutmayalım. Temel hak ve hürriyetlerden söz ediyoruz burada. Ve seçilmiş bir milletvekilinin meclise girip oturmasından söz ediyoruz. Bundan daha ötesi var mı? Bir takım, bir grup yargıç seçilmiş bir kişiyi meclisten alıkoyuyor. İkincisi, yeni anayasa. Tabii keşke insan haklarını daha çok genişletebilsek. Keşke demokrasiye dönebilse Türkiye. Keşke iyi bir hükümet sistemi yazabilsek. Ama şunu belirtmek lazım. 177 maddesi olan bu anayasa 180 madde düzenlemesiyle değişti. Bir tur dönmüş yani. Evet. Yapıldığı günden beri 12 Eylül'de yapılıp da bugüne kalan çok az maddesi var. Ve en çok değişikliği de AK Parti döneminde geçirdi. AK Parti iktidara geldiğinden beri biz neredeyse her sene bir anayasa değişikliği yapıyoruz ya da konuşuyoruz. Şimdi şu günlerde de
şunu gözlüyorum ben, bu Mayıs'taki seçimlerde de oldu. Güvenlik politikaları konuşturarak, işte o terörist, bu terörist, böyle daha güvenlikçi söylemlerle, o zaman siyaset bilimi araştırmaları şunu gösteriyor. Seçmen güvenlik politikalarının ana merkeze alındığı seçimlerde daha ürkek ve korkak davranıyor. Ürkek davrandığında da muhafazakarlara oy veriyor. Hmm. Hak ve özgürlüklerden yana değil de güvenlikten yana tavır alıyor. Bu bir yandan kullanılıyor. Ama rejimin temel dinamiklerini biraz anlamak lazım. Neden yargıda bu kadar partizanlaşıyoruz? Niçin yargı bu kadar hedefte? Şimdi bu neopatrimonyal bir rejim. Ödül ceza mekanizmasıyla çalışır. Şöyle, kamu kaynaklarını ve kamu gücünü kullanarak iktidarınızı sabitlersiniz. Kamu kaynaklarını, ahbap çavuş kapitalizmi deniyor buna, bozuk bir kapitalizm, dağıtırsınız kendi çevrenizdeki insanlara. O bazen oy karşılığında seçmene de dağıtılabilir, belli gruplara ve kesimlere. Sadakati satın alır. Kamu gücünü ve kaynaklarını kullanarak siyasi sadakati satın alır. Mayıs seçimlerinde de gördük değil mi? Bir yandan güvenlik politikaları tartıştırıldı, bir yandan da alelacele paralar dağıtıldı, evet. Ve dağıtılma vaadi yapıldı. Bu rejimin iki dinamiğinden birisi bu. Şimdi bu noktada ödül mekanizmasını işletmek için bütün kamu kaynaklarının tek elden yönetilmesi gerekir. İstediğiniz parayı istediğiniz gibi hesap vermeden harcayabilmeniz için. Hı hı. Bu kaynakların kontrolünü ele geçirirsiniz, yetkiler merkezileşir. Kurumlar zayıflar, anayasa boş bir kağıttan ibaret nominal bir hale dönüşür bu rejimlerde. Yazar orada bir sürü hak. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hak mı? Hak. Vardır. Vardır. İzinsiz kullanılır. Ama işte Gezi davasından bu karar çıkar. Bunun gibi bu dinamiklerde bir yandan büyük bir kaynak israfı gerçekleşir. Yani toplanan vergiler, kamusal sorunları objektif bir şekilde tespit edecek liyakatli kadrolardan yoksundur ve o para tabiri caizse yağmalanır. Hmm. Ha bir de ceza ayağı vardır bunun. Sadece ödülle rejim işlemiyor. Bir de ceza mekanizması. O nedir? Güvenlik bürokrasisine hakim olmanız gerekir. Orduya hakim olmanız gerekir. Yani polis, emniyet, ordu, yargı. Burada partizanlaşmanız gerekir. Yargıyı ele geçirmeniz gerekir ki muhaliflerinizi, 18. madde bunu gösteriyor. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin kararında gösterdiği gibi muhaliflerinizi içeride tutabilirsiniz. Gezi davası niye önemli? Toplumsal muhalefeti pasifize etmek için. Bak çıkarsan böyle böyle olur. Evet. Onun için ucunu bırakmak istemedikleri bir dava bu. O toplumsal muhalefeti de sindirebilmek açısından bu yargıda kadrolaşarak, yargıda partizan kadrolar yaratarak, bizim hepimizin adil yargılanma hakkını ortadan kaldırarak neopatrimonyalizmin ödül ceza mekanizmasını tek bir elde topluyorlar. Peki, burada ondan yargıyı sonrası, da topluyor, kaynağı da topluyor. Ondan sonrasında yansıması, yani bize, evet, size, hepimize yansıyor. Yansıması ne olur? Ve bir de evet, bu ayarı bozana yansıması ne olur diye soracağım ve hocam. Fakirleşiyoruz. Tabii ki fakirleşiyoruz. Hukuk güvenliği yok. Canımızın, malımızın, hiçbir şeyimizin. Hukuki güvencemiz. Hukuki güvence. Ne zaman güvenlik içinde olursunuz, o hukuk bir gruba uygulanıyor. Oraya yanaşırsanız, tabii, güce yanaşırsanız. Evet. Peki ara vereyim ama sonrası hocam sizinle devam edeyim aynı zamanda. Çünkü ne kadar da tanıdık şeyler anlatıyor bize. Ama dünyanın bambaşka yerlerinden gelen haberler tabii bunlar değil mi? Öyle düşünecek olursak. Çok teşekkür ediyoruz. Bir araya gidelim sonra devam. Bu arada çok özür dilerim. Ali Özgündüz'ü uğurlamadan nereye gidiyoruz öyle araya? Ali Bey çok teşekkürler, sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum Şilo hocama, Durakoğlu başkanıma. Sayın Kemal Aytaç Usta'da iyi akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Kusura bakmayın, bir anlık kafam karıştı. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, sağ olun efendim, hoşçakalın. Söz meclisi devam ediyor. Hukuk çerçevesinde konuşulamayan ne varsa biz kıymetli hukukçularımızla konuşuyoruz. Ama sağ olsunlar hem aydınlanıyoruz bu sayede. Yani normalde bir hukuk devletiyiz yani.
En azından kağıt üzerinde, kağıt öyle izahıyla. Ve orada yazılana baktığınızda nasıl işler bu işler diye bir onu öğrenmiş oluyoruz sevgili izleyiciler. Bir de sağ olsun gerçekten hem hocam hem değerli hukukçularımız anlayabileceğimiz dilde anlatıyorlar bize. Böyle anlayabileceğimiz dilde anlattıklarında anlıyoruz ya, o zaman daha da çok belki kötü oluyoruz ya, niye o zaman bunları yaşıyoruz diye. Ama hocam bunu neopatrimonyal bir rejimin nasıl olabileceğine dair bir tasvirlerle, evet, belki örneklerle, yaşanmışlıklarla bize anlatıyordunuz. Hani ödül ve ceza kavramları. Hı-hı. Ama devamı da vardı. Orada kesmiştim sizi, lütfen buyurun. Evet, şimdi bu tür rejimlerde çok yoğun bir kamu kaynakları yağması olduğu için biz dünyada genelde doğal kaynakları olan ülkelerde görüyoruz bunu. Yani petrol çıkıyor, doğal gaz çıkıyor vesaire. Bu sayede ayakta kalabiliyor. Çünkü bir yandan siz çevrenizdekileri beslemeniz gerekiyor. O sadakat satın alınmış olduğu için çok masraflı. Öte yandan büyük bir yağma olduğu için işte şu 1 liraysa bu 10 liraya yaptırılır, 9 lirası paylaştırılır bir yerlere. Bunu finanse edebilmesi gerekiyor halkın vergileriyle. Bunu finanse etme işi çok maliyetli bir iş. O bakımdan bir de kamu kaynakları doğru toplanmıyor. Herkes vergi ödemiyor, eşit vergi ödemiyor. Öyle olduğu zaman vergi yükü de adil dağılmış olmuyor. Doğru toplanmadığı zaman liyakatli bir bürokrasi kamu sorunlarını düzgün tespit edip parayı bütün nüyle toplayıp da oraya etkili harcamadığı için kamu sorunları çözülmüyor. Dolayısıyla kamu hizmetleri aksamaya başlıyor. Kimler kamu hizmeti alabiliyor? İşte o çarka bir piramit gibi düşün, en tepesinde merkezileştirmiş o gücü elinde tutan kişi oluyor. Oraya erişebiliyorsanız ulaşabiliyorsunuz. Yani işe girmek için kamu personeli seçme sınavına girdiğiniz zaman atanamayacağınızı biliyorsunuz. Evet. Bir yerlerden torpil arıyorsunuz. Mülakatla girerim diyorsun çünkü. Onun için bu mekanizmanın yazılı olmayan kuralları var ve insanlar da bu kuralları öğreniyorlar. Şimdi bir de Türkiye'nin böyle az buçuk hukukla, demokrasiyle bağının olduğu zamanlardan kalan anayasada maddeler, hükümler var. Nominal hale gelmiş, yani hiç uygulanmayan, kağıt üzerinde bırakılmış. Ama yine de avukatlar buna dayanıyor. İşte AYM çok bariz durumlarda diyor ki ya evet, anayasada böyle bir madde var, sana da hak ihlali yapılmış, bu yeniden yargılansın, bu yargılamada hak ihlali olmuş falan. Şimdi öyle anlaşılıyor ki biz rejim inşasında öyle bir aşamaya doğru ilerledik. Ve artık bu temel hak ve hürriyetler ve onun koruyucusu, bekçisi Anayasa Mahkemesi. Hepimizin haklarından söz ediyoruz. Şimdi gidip de şikayet edeceğiniz bir yer olmadığı zaman o hak sizin olmaz. Bunu da tamamen tasfiye etme aşamasına gelinmiş gibi görünüyor. Ve yargıyı da tek bir noktadan kontrol ederek çıkabilecek kararların yok edilmesi. Bu Rusya ile ilgili, Rusya'da da benzeri bir rejim var. Telefon yargısı deniyor literatürde. Yani telefon ediliyor, şöyle karar vereceksin. Ve bir gazeteci bunu ispatlamak için telefon ediyor ve sanki yukarıdan geliyormuş izlenimiyle, yok öyle bir şey ve çıkıyor karar. O derece korkuluyor ki o telefon bile yeterli oluyor. Oradan gelen bir şey bu telefon yargısı. Maalesef biz de o noktaya doğru ilerliyoruz. Bu herkese büyük bir yoksulluk olarak dönecek. Bilgili, yetişmiş insan gücünün arkasına bakmadan gidebilenlerinin gittiği, kalanların büyük bir gelir adaletsizliği içerisinde yaşam mücadelesi verdiği ve bir yandan da bizim seçme ve seçilme hakkımız var ya, hı hı, netice itibariyle yönetenleri etkileyemesek de işte 4-5 yılda bir gidip oy kullanıp 5 senede bir, tabii, şu yönetsin bu yönetsin, az buçuk o adil ve özgür bir seçim olmasa bile, adil ve özgür olmasa da rekabetin her türlü olumsuzluğa rağmen devam ettiği bir rejimdi bu. Biz buna rekabetçi otoriter rejim nitelemesi yapıyoruz literatürde. Bu rekabetçiliğin de tasfiyesi mi düşünülüyor acaba? Hani artık iş o noktaya geliyor. O zaman siz milli egemenlikten almıyorsanız dayanağınızı,
Anayasaya da ihtiyacınız olmaz. Neye ihtiyacınız olur? Bunu ikame edecek bir ideolojiye ihtiyacınız olur. Bunu siyasal İslam karşılar mı? Çünkü gerçekten onu da gözlüyoruz. Ulus devlet devrimiyle gelen temel anayasal kurumların tamamına yönelik bir yok sayma hali ve yeni bir tür dayanak noktası üretme çabaları var. Ama bunlar çok yetersiz kalıyor ve bence karşılamıyor da. Onun için artık bir noktada daha cesaretle yok artık direnmek gerekiyor bunlara demek lazım. Bir peki de, bunun karşılığında mesela bu Anayasa Mahkemesi'nin sessiz kalmaması gerekliliğinde siz de inanıyor musunuz? Şimdi Anayasa Mahkemesi kararlarıyla konuşuyor. Yargıçlar, Yargıtay'ın yaptığı çok tuhaf. Yargıçlar sohbet ortamında bile konuşmazlar kararlarıyla ilgili hususları. Konuşmamaları gerekir. Çünkü o konuda karar verecek, önüne gelecek. Ama Anayasa Mahkemesi zaten defalarca başına geldiği için öyle bir karar yazmış ki buna uymayacakları da belli. Ne yapılacağını da adım adım yazmış, niye yaptığını da adım adım yazmış, başlıklandırmış. Kararıyla konuşur yargı. Yargı bildiri yayınlamaz birbirine karşı. Muhtemelen Anayasa Mahkemesi de tekrar Can Atalay başvuru bu kabul uygulanmıyor deyip giderse bir kere daha söyleyecek hukuk içerisinde. Ben hani Anayasa Mahkemesi Başkanı çeşitli vesilelerle Anayasa Mahkemesi'nin rolünü demokratik olması gereken bir ülkede ne işe yaradığını filan anlatıyor. Böyle bir şey de olabilir ama artık bu çok ileri bir noktaya gitti derseniz ve AYM'de konuşursa bu çatışma görüntüsünü besler ve belki biraz da karşı tarafın işine mi yarar diye endişe ederim doğrusu. Yani ben bir şey sorabilir miyim? Ben attığım tweette Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın bu süreçte mutlaka konuşması gerektiğini, konuşmakla kalmaması gerektiğini, sanıyorum Şubat ya da Mart'ta emekli oluyor galiba. Bu süreçte zehir zemberek bir istifanın çok derece anlamlı olacağını söyledim. Yani evet tabii şimdi tarihi bir not düşmüş olur. Bir şey, yani 15 üyesi olan bir mahkeme 12 üyesini Cumhurbaşkanı atıyor. Sayın Cumhurbaşkanı 2014'ten beri Cumhurbaşkanı. Bu kararı alanların bir kısmını da kendisi atadı. Çok az bir kısmı var Sayın Gül döneminde atana ama tamamı AK Parti döneminde ve onlar tarafından seçilerek oraya gönderildiler. Vallahi Anayasa Mahkemesi'de yani hocam. Yani 3 tanesinin görevi bitiyor. Zaten hani o çoğunluk da değişecek bir ihtimalle bu sene. Bu muhalif daha doğrusu daha özgürlükçü tavırlar sergileyen yargıçlardan ikisi gidecek. Yerine Cumhurbaşkanı yenilerini atayacak. Yani bu zaten bu şekilde bir durum varken bize yeni anayasayı tartıştırmak için bunu hani biz tabii ki ne 12 Eylül'ü ne 82 anayasasını doğru bulmuyoruz. Ama kendileri 2017'de değiştirdi. Bir sürü maddesini değiştirdi. Ya kardeşim siz anayasa yapmayı bilmiyorsunuz demek ki. Her sene yapıyorsunuz yapıyorsunuz bir türlü yapamıyorsunuz. Bir türlü olmuyor. 2017'den bugüne ne geçti de yenisini yapmamız gerekiyor. Madem çelişkiliydi niye o zaman düzeltmediniz? Yaptınız yani bunları. 2010'da yaptılar referandumu. Yani beyhude onlar zaten önerim bile kalkıp da oy kullanması gerekiyor diye yani kendi yaptıkları yazdıkları şeyleri uygulamayan insanların yazdığı anayasadan ne olacak? Ne çıkacak? Ya da yani 20 senedir halen yeni anayasanın çeşitli şekillerde, çeşitli veçelerde bir gündem maddesi olarak önümüze düşmesi ve bu kadar çok değişiklik varken aynı zamanda. Öyle. Bir fotoğraf hazırlamıştık. Bugün aynı zamanda medyanın bunu nasıl okuduğuna dair ve bize geçmişten de anımsattıkları şeyler var elbette. Mesela Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın yaşadığının hak ihlali olduğuna ilişkin vermiş olduğu karar, o üyeler, o 9 üye ile ilgili bir başlık atılmıştı. İktidara yakın medyaya baktığınızda, belki arkadaşlar onu bir ekrana getirirlerse, mesela Yeni Şafak gazetesi, PKK ve FETÖ'ye kapı açtılar diyerek bu isimleri başta Zühtü Arslan olmak üzere bütün o
üyeleri, 9 üyenin görüntüsü, fotoğrafı, adı, sanı, her şeyi var. FETÖ'ye ve PKK'ya kapı açtılar suçlamasıyla çok birlikte. Çok adaletsiz hocam. Ayrıca da hedef gösteriyor. Evet. Yine bunlar bu gazete değil miydi? Tabii. Danıştay saldırısı tahrik onu da hatırlatalım. 2006'ydı değil mi? Mayıs 2006'ydı. Danıştay'a yönelik bir saldırıyı hatırlarsınız. Alparslan Arslan'ın yapmış olduğu. Ve orada eline verilmiş olan bir gazete kupürü vardı. Vakit gazetesinin kupürüydü. İşte o üyeler diye. İşte bu böyle hedef gösterilmişti bu üyeler ve Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetmişti Alparslan Arslan'ın düzenlemiş olduğu o saldırıda. Mustafa Birden de daire başkanı da yaralanmıştı hatırlatalım. Böyle yani biz tarih tekerrür ediyor ve nasıl yani böyle bir sonucunun nereye varabileceği görünmüş olan bir şey varken ortada nasıl oluyor da cesaret edilebiliyor bu şekilde hedef gösterilmeye? Evet. Yani şimdi Şule Hocam da söyledi ya Türkiye'deki 2017'den itibaren özel bir rejimle karşı karşıyayız. Yani neopatrimonyal sultanizm deniliyor. Ya da işte evet. Hocanın söylediği gibi rekabetçi otoriter bir rejimden bahsediyoruz falan. Şimdi siyasal tarihin bize öğrettiği bir şey var. O da otoriter rejimlerin giderek bazen o otoriter rejimleri oluşturanlara rağmen ama yani onları destekleyenler tarafından totaliterizme doğru evrildiğini, çoğu kez o süreci yaşadığını, yani geriye dönüşten, demokratikleşmeden daha çok bu tarafa doğru yönlendirildiğine tanık oluyoruz. Demin hocanın anlatmaya çalıştığı, eğer bir siyasal ideolojiyi ona verebilirlerse, yani siyasal İslam dediğimiz o ideoloji buraya hakim olabilirse eğer, onun bir doğal sonucu olarak artık otoriter bir rejimden değil, totaliter bir rejimden söz etmek gerekiyor. Ama bu siyasal İslam dediğimiz tavır da ya da işte hareket ya da işte ideoloji ne dersek adına o da yalnız yürüyemiyor galiba her bir şeyi yapabilmek için. Yani mevcut iktidara baktığımızda her bir süreçte yanında sığındığı birileri var. Tabii. Koalisyon yapısı gibi öyle yürümek durumunda. Aynen. Otoriter koalisyon. Tabii. Belki de. O mutlaka gerekiyor. Yani hatta yani totaliterizme doğru giderken o ortağın da o totaliterizme yatkın olması gerekiyor. Doğrusu yatkın olmadığını söyleyebilmek de çok... Bilmeyenler için söyleyelim totaliterizm muhalefetin olmadığı rejim demektir. Yani bu otoriterizmde de nispeten bir muhalefet vardır. Hocanın söylediği gibi bir seçim vardır falan. Ama totaliterizmde var olan seçim biçimseldir. Bazen de yoktur. Ama muhalefet yoktur artık. Yani işte örneklerini çeşitli yerlerde görüyoruz. Bazı Sahra Altı Afrika ülkelerinde ya da işte bizim yukarımızda falan gördüğümüz bazı rejimler ve şimdi Türkiye'de olup bitenleri değerlendirirken yukarıdan biraz bakıp aşağı doğru değerlendirdiğiniz zaman bu gelişmelerin bazı işaretlerini görüyorsunuz. Benim yine bu tartıştığımız konu üzerinden bir değerlendirme yapmama izin verirseniz. Biraz evvel yine Şule Hocam böyle değinerek geçti. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin özellikle de Türkiye'de yaşananlara ilişkin bir değerlendirme yapmak suretiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmaması, giderek işte Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması nedeniyle Anayasa'nın 90. maddesinin fiilen işlemez hale gelmiş olması, teknik anlamda söylemek gerekirse Anayasa Mahkemesi'nin etkili bir hukuk yolu olmaktan çıkmış olması nedeniyle Türkiye'ye uygulayacağı yaptırımlar söz konusu olabilir. Endişe ederim ki bu otoriterizmden totaliterizme doğru gidilen yolda o tarafa doğru gidiliyorken bir demokratikleşmenin gerçekleşmeyeceği anlaşılıyor olması nedeniyle. Bu tarafa doğru giderken belki de böyle bir senaryo var hükümetin kafasında. Çünkü anayasanızın 90. maddesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması gerektiğini söylüyor. Üstelik bunu getiren bu iktidar ve 2010 referandumunun bence en iyi maddesiydi, en doğru maddesiydi. Yani orada bir sorun yoktu. 2010 yılında yapılmış olan anayasa referandumu. Ama bununla şimdi mutabık değil, öyle anlaşılıyor. Bununla mutabık değil ve belki de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ni oraya doğru itelemeye çalışılıyor. Böyle bir gerçeklik var. Bu görüşümü destekleyen bir başka noktaya da işaret etmek isterim ki o da yeni anayasa tartışmaları. Yani
Türkiye, şurada hocam örnekleriyle demin söyledi ya, anayasızlaştırıldı. Bir anayasa takiyesi yapılıyor. Yani yeri geldiğinde de anayasaya dayanarak, anayasada aslında hiç öyle bir hüküm olmamasına rağmen sanki oraya dayanılmamış gibi yapılıyor. Ya da işte bugün Adalet Bakanlığı'nın yaptığı gibi 153 oluyor ama bak 154 de böyle falan gibi. Alakasız şeyler anayasaya dayanarak, anayasa üzerinden takiye yaparak falan söyleniyor. Böyle bir ülkede niye yeni anayasa istenir ki? Niye yeni bir anayasa yapalım? Yani zaten rejim özel bir rejim. Mesela zaten rejim, siz anayasaya uymuyorsunuz. Mevcut anayasayla neyi yapamıyor ki? Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhur İttifakı, mevcut anayasa, şu düzende, şu tırnak içi anayasal neyi yapamıyor ki anayasayı değiştirmek işte ya da yeniden yapmak? Söylediği, her şeye rağmen bu anayasada var olan bazı müesseselerin orada duruyor olmasının bunda çok büyük bir önemi var. Ben Türkiye'de özellikle 2007'den sonra çok önemli değişikliklerin olduğu, bu sürecin totaliterine doğru giden sürecin o dönemde başlamış olduğunu, 2007'ye kadar olan döneme ayırarak söylüyorum. Çünkü orada hani o yetmez ama evetçilerin de Türkiye'deki liberallerin de desteklediği bir dönem vardı ya, evet, demokratikleşiyormuşuz gibi görünen, hatta onların deyimiyle ne diyorlardı? AKP'ye rağmen AKP eliyle demokratikleşme ya, sağlanacak ya, falan şimdi gibi desteklerde. Şimdi geldiğimiz nokta, 2007'den sonraki olayların gelişimi başkalaştı. Bugün mesela bir... Kemal Bey geleceğim. Geleceğim şimdi. Bir tevhid-i tedrisattan bahsedebilmek çok zor. Evet, maalesef. Son dönemlerde dikkatinizi çekiyorum. Medeni kanunla ilgili bazı değişikliklerden söz ediliyor. Ve özellikle de aile hukukuna ilişkin değişikliklerden söz ediliyor. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması suretiyle ciddi anlamda kadın erkek eşitliği konusunda bir geriye doğru gidişi yansıtıyor. Çocuklar açısından bile böyle bir vahamet söz konusu. Erken evlilikleri meşrulaştıran falan bazı yasalar söz konusu. Yine biraz evvel şurada hocam söyledi. Müfredatta, milli eğitimde çok ciddi değişikliklerle karşılaşıyoruz falan. Şu anda var olan, benim 1982'de red oyu verdiğim ama şimdi sahip çıktığım anayasada var olan bazı müesseseler bu anlamdaki bazı şeyleri hala saklı tutabiliyor. Hala bir anayasal hak gibi görüp gözetebiliyor. Bu son derece önemlidir diye düşünüyorum. Dolayısıyla şimdi kafalarında oluşturdukları ve anlatmaya çalıştığım totalitarizme doğru giden bir anlayışın anayasasının taşları döşeniyor. Bu tartışmanın Türkiye zeminine getirilmesi isteniyor. Yoksa düşünüyorum yani 90. maddeye biz ne yazacağız? Yani Anayasa Mahkemesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne yani sorunlar oraya gitmesin diye koyduk. Ama şimdi onu dinlemiyoruz. Ona rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden kararları uygulamıyoruz. Ne yazacağız merak ediyorum. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlardan Cumhurbaşkanlığı tarafından kabul edilenler uygulanır falan mı diyeceğiz? Yani böyle garabetlerle mi? Ne diyeceğiz duruma, yani? Duruma, zamana, davaya göre kararlar tanınır ya da şu şu koşullarda tanınmaz gibi şeyler mi yazacağız? Yani? Dolayısıyla zaten anayasasız bir ortamda yürürken, rejim bunu ifade ederken böyle bir noktaya neden gelmiş olduğumuz da son derece açıktır diye düşünüyorum. Evet. Bu yüzden yani buradan da o uyarı yapmış olalım mutlaka. Sayın Cumhurbaşkanı seçimlerden sonra en kısa zamanda bütün siyasi partilere bir çağrı yapacağız. Birlikte oturup parlamentoda işte bu darbe anayasasını değiştirelim. Bir tırnak içinde söyleyeyim, bir sivil anayasa yapalım falan gibisi. Ben hiçbir partinin, hiçbir siyasal partinin bu davete icabet etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun ortaya çıkarabileceği problemler sadece belki anayasanın ilk dört maddesinin değişmezliği üzerinden konuşuluyor. O kadar da olmadığı kanısındayım. Onun ötesinde de ilk dört maddeyi işlerine sindiremediklerini biliyorum. Orada bir sıkıntı yok. Ama onun dışında da
bazı temel haklar konusunda sıkıntıların geleceğini kanısındayım. Aslında bu konu tartışmada programda çok güzel bir noktaya geldik. Yani bu yeni anayasadan murat ne? O ki hani ağızdan o bakla çıkıyor yavaş yavaş. Aslında daha önce ifade ediliyordu ama buradaki kurgu bile oraya doğru gidiyorsa en nihayetinde orada nedir? Oradaki murat gerçekten ne diye? Kemal Bey'in de görüşünü alayım bu konuda ama az evvel efendim sizinle bağlantıyı kaybederken bir iki görüntü ekrana getirdik. O da şu, iktidara yakın medyanın bu haberi veriş şekli, yani Anayasa Mahkemesi'nde Can Atalay'ın Can Atalay'la ilgili hak ihlali kararı veren o Anayasa Mahkemesi üyelerinin fotoğraflarını verip FETÖ ve PKK'ya kapı açtılar diye iktidara yakın medyanın bu şekilde verişi bize ister istemez, yani yakın geçmişte 2006'da yaşanmış olan o Danıştay saldırısı, onun öncesinde yine bir manşette Vakit'in o dönemler manşetinde işte o üyeler diye o üyelerin nasıl hedef gösterildiği ve sonucunun ne olduğunu hatırlattı. Bununla ilgili de yorumunuzu almak isterim Kemal Bey. Evet, sanıyorum Yeni Şafak gazetesinde yapılan haberden bahsediyor. Doğru efendim, evet, ekranda da görüyoruz evet, şimdi. Haber derken de tırnak içinde. Hatta sanıyorum bu haber bugünün de haberi değil. Dünden bir haberi olması. Benim gördüm bunu. Ama şimdi tabii benim şarjım çok az. Ne yazık ki şarj cihazı da var, kulaklık da var ama ben yurt dışındayım. Ha, evet. Teknik olarak çok az şey var. Sonuna kadar kalacağım. Arkadaşlarımı, dostlarımı dinleyeceğim. Ama eğer gidersem artık vedalaşmış olurum. Vedalaşmış yani, olalım şimdi. Tabii, sağ olun. Evet, yani işte yurt dışında olmanın bir şeyi, dezavantajı. Şimdi bu tabii Yeni Şafak tırnak içinde yine gazetesi ve haberciliğinin ilk örneği değil. Şimdiye kadar bir sürü insanı ifşa edip gerçekten böyle toplum, ya basın çok önemli bir kurum. Yani siz basın aracıyla, medya aracıyla bir takım insanları ihya edersiniz, onları göklere çıkarırsınız ama bir de yerin dibine batırırsınız. Dolayısıyla basın görevi yapan, gazetecilik ya da işte medyada görev yapan insanların insan onurunu ve insan haklarını çok dikkate almaları gerekir. Haber yaparken haberlerini check etmeleri, haberin doğruluğu, haberin yapılış biçimine kadar. Zaten benim basın ilkelerini burada sıralayacak şeyim yok ama Yeni Şafak bu konuda tetikçi, ifşacı ve hatta ahlaksızca tutum alan bir, buradan söylüyorum yani, ahlaksızca bunu yapan birisi. Bunlar çok yanlış. Bu ülkenin Anayasa Mahkemesi üyelerini ya da aleyhte de olsa Yargıtay Mahkemesi'nin üyelerini bu şekilde ifşa etmek hiçbir kim için ne şekilde yapılırsa yapılsın bunun hukuka, ahlaka, insanlığa, vicdana sığar bir tarafı yok. Yani bunu kabul etmek mümkün değil ama bunu onlarca, yüzlerce kere yaptığı halde bundan hiçbir şekilde yargıçların, savcıların, bu ülkedeki var olan işte unsurların, kurumların Yeni Şafak'a karşı bir şey içerisinde bir tutum, çaba, bir tavır almaları söz konusu değil. Ama muhalif olan basından, medyadan, televizyondan, gazeteden birisi lep dese, ki örnekleri var, saymaya gerek yok. En son biliyorsunuz Merdan Yanar da 4,5 ay tutuklu kaldı. Dolayısıyla bu gerçekten kabul edilecek bir şey değil. Bir de ya bu insanların gerçekten insanların aileleri var, çevreleri var, şu var, bu var. Yani bu insanları hele hele Anayasa Mahkemesi üyelerini yani böyle bir şekilde lanse etmek, böyle bir şekilde ifade etmek gerçekten hani bazı kelimeleri özenle söylemek gerekiyor ama bence alçaklık. Yani daha bunun tarif edilecek bir tarafı yok. Bu söz almışken şu şeyle ilgili de izin verirseniz Çiğdem Hanım. Estağfurullah, buyursunlar. Ya şimdi bizim sorunumuz işte sevgili Başkan Durakoğlu anlatıyor. Anayasa hocamız da anlatıyorlar. Gayet güzel ama bizim sorunumuz anayasa yapmayla alakalı değil. Yani siz en güzel anayasayı yapın. Mesela şu andaki bu anayasada bile haklar kullanılamıyor, yerine getirilmiyor. Yani yeni anayasa yapalım diyen insanlar mevcut anayasanın tanıdığı hakları hatta Anayasa Mahkemesi'ne saldırıyor. Yani bunu denetlemekle görevli olan bu işi yapmakla. Yani düşünün, meclis bir yasa yapıyor.
Anayasa Mahkemesi onu iptal edebiliyor. Yani Anayasa Mahkemesi çok önemli bir mahkeme. Onu bile tanımıyor. Bu ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Aslında ikinci bölümde konuşmamda ifade ettim. Şimdi bakın, demokrasi dediğimiz şey canlı bir organizma gibidir. Yani ev ev, apartman apartman, sokak sokak, mahalle mahalle, örgüt örgüt, yani meslek kuruluşu, dernekler, ya yani buralarda ortaya çıkacak ve yaşamsal olarak ortaya çıkması gereken bir şey. Ne demek bu? Yani yukarıdan bir şeyler yazıp çizdiğimizde herkes bunu rahatlıkla, iktidarı ele geçirenler kötüye kullanabiliyor. Oysa biz demokratik bir toplum olabilsek, yani niye mesela gelişmiş ülkelerde, demokrasi gelişmiş ülkelerde böyle şeyler olmuyor? Böyle abuk subuk, hakikaten böyle şeyler tartışılmıyor veya gündeme bile gelmiyor. Çünkü orada toplumun demokratik bir refleksi var. Edinilmiş bir deneyimi var, birikimi var, tecrübesi var. Bizim asıl sorunumuz, yine başta dönek söylüyorum, asıl sorunumuz biraz kendimizle ilgili. Tamam, şey söyledi Durakoğlu, Barolar Birliği, barolar çaba gösteriyor falan filan, ama yeterli mi? Yani 180 bin avukat var. Biz bunun 100 binini harekete geçirebiliyor muyuz? Yani buralar, tabii avukatlar 180 bin de geçse yetmez. Toplumun bütün kesimlerinin sahip çıkması lazım. Yani demokrasiyi, işin doğrusu Çiğdem Hanım, ilmek ilmek görmemiz lazım. Sabırla, yani bunun mücadele etmekten, sahip çıkmaktan başka gerektiğinde nereye çıkmak gerekiyorsa, basın toplantısı, yürüyüş, miting, konferans, şikayet, ne yapmak gerekiyorsa hep beraber yapmalıyız. Ama bunu yaparken de bütün kesimleri işine alacak, her düşünceden, her kesimden insanları da özenle bir araya getirecek bir koordinasyon da sağlamalıyız diye düşünüyorum. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Durakoğlu söyledi diye söylüyorum. 7 yıldır süren yaklaşık Türkiye'nin her hemen hemen önemli şehrinde, ama büyük ölçüde İstanbul'da 127 adalet nöbeti gerçekleştirildi. Durakoğlu başkanlığı döneminde bu adalet nöbetini tarif eden çok değerli bir arkadaşımızdır. Ve birçok adalet nöbetinde de gelip katkı sunmuş, konuşma yapmıştır. Kendisini bu vesileyle de teşekkür etmek istiyorum. Adalet nöbetlerini çoğaltmamız gerekiyor. Adalet nöbetlerini sadece avukatların, hukukçuların değil, toplumun her kesiminin bu noktada adalet arayışını sürdürmesi gerekiyor deyip burada şimdilik bırakayım, dostları dinleyelim. Peki, ama olur da o şarj biterse diye tedirgin olarak. Yine de bir şey söylemek isterseniz lütfen arada hemen söyleyin. Çünkü olur. Yok hani, yok, problem değil. Yani, orada Durakoğlu söyler. Orada var bizim başkanımız. Şarj handikapı varken. Deneyimiyle, birikimiyle söyleyecekleri, sağ olsun. Ama burada evet, kime o zaman görev? Şimdi toplum, düşünün yani 20 senelik bir iktidar, ilmek ilmek de dolan, yani örülmüş ve şu anda gelinen noktada artık bir kriz yaşanıyor. Toplum bir yandan ekonomisini düşünüyor, bir yandan siyasetsizleştirilmiş, ya yani ittifaklarla birlikte siyasetsizleştirilmiş bir ülke. İki, anayasasızlaştırılmaya çalışılıyor. Bir yandan da insanların zaten ekonomik anlamda sıkıntıları var. Kafalarını kaldırsa başına ne geleceği konusunda da belki soru işaretleri var. Şimdi böyle bir ortamda insanların, bakın bu çok ciddi bir mevzu denildiğinde, bunu anlayabilmesi, idrak edebilmesi, artı mobilize olabilmesi, harekete geçebilmesi, her nasılsa. Bunu peki nasıl sağlamak mümkün? Bu arada da sivil toplum örgütlerinin güçlenmesine mi geliyor iş? Tabii, bütün mesele bu. Yani demokrasi dediğiniz rejim zaten sivil toplumun güçlü olduğu bir rejim. Ama demokrasilerde en önemli olgu da ona ilişkin bilinçli kesimlerin haklarına sahip çıkmaları ile ilgili. Yani demokratik haklara sahip çıkarsanız eğer, onların geriye gidişi söz konusu olmuyor. Çok anlatılan bir aslında bir metafor da değil. Yani bir gerçeklik vardır ya. Yani demokrasi mücadeleyle elde edilmişse onun devam ettirilmesi, bir kazanımın devam ettirilmesi daha kolay olabiliyor. Türkiye gibi tek kan akıtmadan demokrasiye geçilmiş olmasının sonucu olarak da çok kolay elde edilmiş olmasından kaynaklanan nedenlerle böyle bir mücadele eksikliğini görebiliyoruz. Aynen, yani demokrasiye ilişkin bilinçli bir kesim yok. Tarihsel süreçte belki bunu değerlendirenler Batı demokrasileriyle Türkiye arasında özellikle de yıllar olduğunu
söylerler. Evet, böyle bir gerçekliğimiz var falan ama mutlaka sivil toplumun güçlü olması gerekiyor. Onun cesaretli olması gerekiyor. Böylesine gerçeklerle karşılaştığımız zaman da buradan geriye dönüşün sağlanması gerekiyor. Türkiye bunu ilk kez yaşamıyor. Bunun tabii farklı sonuçları var ama biz 1980'e gelinceye kadar neredeyse her 10 yılda bir darbe dönemleri yaşadık. O darbe dönemlerinin hemen hepsinde de demokrasilerin askıya alındığına tanık olduk. Askıya alınan dönemler 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl sürdü. Türkiye ideal bir demokrasi tasavvurunun ifade ettiği temel hak ve özgürlükleri hiçbir zaman kendi içinde yaşatma başarısını elde edemedi kuşkusuz. Ama geldiğimiz noktada önemli olan daha çok demokrasi deneyimiyle daha ileriye gidebilmekti. Bunu bir ölçüde kazanabiliyoruz. Ama bugün özellikle demin anlatmaya çalıştığım otoriterizmden demokrasiye doğru yönelmemiz gerekirken onu birkaç kez üstelik işte rekabetçi olmanın ortaya çıkardığı seçim modelleriyle, referandumlarla, kendi elimizle, toplumla sağladığımız için ve belki de bu noktaya geldik. 2010 referandumu bu ülkede bütün bu konuştuklarımızın aslında miladıdır. Yani yargının FETÖ tarafından teslim alınmasına neden olabilecek o zamanki Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu yapılanmasının oluşması ve Anayasa Mahkemesi'nin üye yapısının değiştirilmesi. 26 maddeydi değil mi hocam referanduma sunulan, ya da 24 madde miydi? Olur. 22 maddesi, bu ikisi olmasa 22 maddesine ben de oy verirdim. Ama öyle bir madde koyuyorlar. Bu iki madde zaten onun için yapıldı yani, yargıyı paketlemek için. Evet evet. Ve sonuç olarak da FETÖ'nün eline yargı geçti ve o nedenle Türkiye siyasetinde çok önemli değişiklikler oldu. Yani yargı sadece yargıdan ibaret bir olgu değil Türkiye'de. Mesela işte 2007'de başlayan Ergenekon ve Balyoz gibi o süreçler 2010 referandumuyla beslendi. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde mesela çok ciddi bir değişikliğe neden oldu. Komuta kademesinde. Ama o değişiklik daha sonra Türkiye'nin Orta Doğu politikasında da çok önemli değişikliklere neden oldu. Anlatmaya çalıştığım bu. Hatta yani 15 Temmuz sonrası yapısında da değişiklik oldu daha mesela. Sonra. Yargı sadece yargıdan ibaret değil. Bakın iddia ile bir şey söylüyorum. Hı. Eğer 2010 referandumu olmasaydı Türkiye 15 Temmuz 2016'ya gelmezdi. Tabii. Gelemezdi. Böyle bir şey olmazdı. Peki 2010 referandumunda ona oy veren toplum kesimleriydi. Bizim bütün mücadelelerimize rağmen geldiğimiz noktaydı. İşte otoriter rejimin rekabetçi olması yanı böyle bir olgu. Yani seçim yapılıyor, seçimle geliniyor, toplum o sizi oraya doğru getiriyor. Düşünün ki aynı iktidar 2017'de kendisinin 2010'da yaptığı esasları değiştirmek zorunda kaldı. Evet. Ama 2017'de de bu sefer demin anlatmaya çalıştığımız o otoriter rejimin yolunu açtı. Yani gelinen noktada bütün desteklerin, bütün konuştuklarımızın olup bitenlerin arkasında bir halk desteği oldu. Hatta onu bile yanlışsam ne olur düzeltin. Yani yeni bir sisteme geçildi ama onun bile uyum yasaları vesaire eksiği halen var. Halen olmak. Tabii, yapılamıyor, tamamlanamıyor da bir türlü. Halen tamamlanamadı. Yani zaten yani öyle bir rejimden söz ediyoruz ki dünyada bir eşi de yok. Yani işte anayasa hocası burada mı? Yani. Varsa söylesin. Yani benzerlerini anlatıyor deminden beri Şule Hoca. Yani Sahra Altı Afrika'da. İşte bazı hükümleri çok özgün. Yani. Evet, bazı hükümleri Türkiye'ye özgün. Türk tipi. Türk tipi başkanlık diye boşuna demiyorum. Türk tipi değil, tipsiz aslında. Yani, yani anayasacılık hareketlerine göre baktığınızda böyle bir şey yok. Yani dünyanın hiçbir yerinde yok. Böyle bir özgünlük getirildi. Adına özgünlük dememek lazım. Özgün olduğunu söylememek lazım aslında. İyi bir şey gibi geliyor. Ya, evet, o zaman sanki doğru bir şeymiş gibi geliyor. Ama söylediğimiz gibi yine sorunuza dönelim. Sonuç olarak demokrasinin temel hak ve özgürlükler bağlamında güçlendirildiği noktalardaki en önemli unsurlar sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri. Ama tam tersine buradan baktığınızda gidilen yolda
sivil toplum örgütleri de, demokratik kitle örgütleri de, meslek örgütleri de giderek geriye doğru yönelen, giderek geriye itilen bir konuma sürükleniyorlar ve bu bilerek yapılıyor. Ya da kimileri bu sistemin içerisinde doğup bu sisteme angaje olarak iliştirilerek devam ediyor. Aynen. Sivil toplum örgütüymüş gibi. Aslında biraz suret demokrasi deniliyor. O da biraz demokrasi sureti anladığım kadarıyla. Tabii yani. Tabii. Mesela işte cemaatler. Yani onlar da bir sivil toplum örgütü falan. Yani, yapıları değil demokratik biraz. Değil ki bir tabii. Sivil toplum ya. Örgütü. Sivil toplum örgütü demokrasi içerisinde olur. Devletle bağlantısı yoktur. O nedenle özgürdür. Özgür olduğu için demokrasiye hizmet eder. Demokrasinin bir unsurudur, önemlidir. Tamamen devletten beslenen, onunla birlikte demokratik bir yapılanması olmayan, ya ne var işte yani onlar da örgütlenebilsinler, onlar da bir sivil, öyle bir şey yok, öyle bir örgütlenme modeli yok, demokrasilerde de böyle bir şey yok. Yani eğer laikliği benimsiyorsanız, eğer bir hukuk devletiyseniz böyle bir yapılanmaya izin verilmesi mümkün değil. Ha yani kendi içerisinde devletle ilişkisini koparır bir tasavvuf anlayışı içerisinde bir örgütlenme olur. Kendi içerisinde o anlayışı yansıtan bir inanç dünyasının örgütlenmesi olarak kalırsa sorun olup olmadığı tartışılabilir. Ama onun dışında bugünkü yapısıyla bir bakanlık elde etmek ya da deminden beri konuştuğumuz yargı içerisinde bir unsur olarak kendisini hissettirmek falan asla söz konusu olmaması gerekiyor. Zaman suç örgütüne dönüşüyor. Evet. Biz bunları da nasıl kanıksamışız ama hocam bir noktada? Yani diyoruz ya şu şuncular var orada, orada buncular var. Şunlarda onlar hakim. Hayatımızın yeni gerçekleri bunlar. En formal kurumları yani yazılı anayasa var. Bir de yazılı olmayan kurallar var herkesin bildiği. Sistemin nasıl işlediğine dair. O işte yazılı olmayan kurallardan bahsediyoruz. Deminden beri Sayın Durakoğlu'nu dinlerken düşünüyorum yani bu Asiye nasıl kurtulur? Ya. Bu yargı nasıl bağımsız hale gelir? Şunu düşünüyorum. Şimdi tabii Türkiye dönem dönem sivil ve askeri otoriterliklere giriyor. Bu noktada ha 12 Eylül Anayasası ha 2017. Biri askeri otoriterliktir, birisi sivil otoriterliktir. Tabii ki demokrasiye dönülmesini arzu ederiz ama biz kendi içimizde konuşuyoruz. Sosyal medyada, yankı odalarında konuşuyoruz. Halka bunu duyamayan insanlara bunu nasıl duyurmak gerekir? Evet. Bu. Bir kere haklılığınızı anlatmak. Şimdi o gösterdiğiniz gazete, Yeni Şafak vesaire bir yandan da ya bizim seçtiğimiz anayasa mahkemesi değil miydi bu? Biz bunu sevmiyor muyduk? 2017'de değiştirmedik mi yapısını filan? Niye şimdi düşman olduk? Bunu da anlatmaları lazım. O tarafa o hikayedeki haklıyı haksızı ayırt etmemeleri için büyük bir ortalığı bulandırma da yapılıyor bir yanda. Valla bu kadar insanların... sokaktan tabii sokak kriminalize edildiği için Gezi davası o işleri görüyor bir yandan da orada başka informal bir kurum tesis ettiriliyor vesaire. Bir yandan da bizim bu yapay zeka algoritmaları da bizi kendi yankı odalarımıza hapsediyor. İşte giriyorsunuz X mi oldu yeni adı? X de sadece size benzeyenler sizi görüyor duyuyor ya da işte başka yerlerde YouTube'dan iyi dinliyorsanız o karşınıza geliyor. Bu da çok işine geliyor yani siz kendi aranızda konuşun, KRT'de konuşun, KRT'nin izleyicisi konuşsun. Peki biz buradan nasıl çıkacağız? Kim demokrasi talep eder? Seçim için de bu çok önemli bir şeydi ya, muhalefet hep buraya tıkandı kaldı. Evet, yankı bir ülkede odasına. Demokrasi talebini kim yapar? Türkiye'de demokrasi talebi yok mu? Var. Ta ikinci meşrutiyetten beri var. Hak, özgürlük talebi yok mu? Var. Bunu orta sınıflar yapar. Hı. Türkiye'nin orta sınıfı hukuk talebi de onlardan geliyor. Yani okumuş etmiş beyaz yakalı vergisini ödeyen hukuk içerisinde kalarak yaşam alanını sürdüren insanlar hukuk talep eder. Ama siz bu düzenin dışında iseniz zaten belki o hukukun olmaması sizin için daha rahat bir alan yaratıyordur. Bu noktada siyasi iktidarı devirmek mümkün olur mu olmaz mı? Oluyor.
Yani bu rekabetçi otoriter rejimler içerisinde bazen demokrasiye dönüşler meydana geliyor. Bakılmış bu ülkelere, Türkiye gibi şu an içinde bulunduğumuz rejim gibi yaşayan nasıl dönüyorlar? İşte bir ara dip dalgası deniyor diyor. Gerçekten öyle bir şey var. İşte yerel yönetimler ele geçirilirse, insanlar iktidarın değiştirilebileceğine ikna edilirse, bir alternatif yaratılabilirse olabiliyor. Veya o kadar sorunlardan kopuyor ki, o kadar çürüyor ki ve para da bitince besleyememeye başlıyor ödül ceza mekanizmasının ödül kısmını. Rıza üretemiyor o zaman. Rıza üretemiyor. O zaman hiç öngörülemeyen bir yerden patlayabiliyor. Böyle bir takım yollarla demokrasiye dönebiliyor veya daha da otoriterleşiyor. Rıza'yı üretemediği zaman baskıyı üretmeye başlıyor. Bizdeki sistem şimdiye kadar baskı üretme konusuna odaklanıyor. Rıza'yı üretmek için yaldır yaldır para aranıyor. Tabii. Ama o da gelmiyor anladığım kadarıyla. O rejimin maliyeti toplumun yoksul sınıflarının üstüne bırakılıyor. O zaman bir sınıflar arası ittifak kurulması gerekiyor. Partiler arası değil. Sınıflar arası bir ittifak kurulması gerekiyor. Şu anki ittifakta en yukarıdaki, yani rejimin siyasi eliti ve o siyasi elit tarafından yaratılan ekonomik elit, yani ahbap çavuş kapitalizmi sayesinde yaratılan ve ekonomik anlamda kaymağını yiyen, burada üretilen gelirin büyük bir kısmına sahip olan kesim, en alttakinin siyasi sadakatini satın almak için bunu kullanıyor. Ortadaki zaten bunun dışında. Hı hı. Bu en yukarıdakiyle en alttaki arasındaki ittifakı bozmaya çalıştı Mayıs seçimlerinde. Evet. Nasıl? Bu ortadaki ile alttaki arasında bir ittifak kurarak. Hani hatırlıyor musun, çok tepki çeken videolar da oldu. Orta sınıf öfkelendi alt sınıfa. Ya ben senin için her şeyi göze aldım. Niçin benimle yol yürümedin? Çünkü o noktada paralar dağıtıldı yine. Yani burada tabii siyasilere düşüyor. Çok yaratıcı siyasi stratejilerle sınıflar arası bir ittifak tesis etmeleri gerekiyor. Ama biz de her şeye rağmen insanların bir vicdanı vardır. Çok büyük bir adaletsizlik olduğu zaman, ya bu da yapılmaz, bu da seçilmiş bir milletvekili değil mi canım, bu kadarı da olmaz artık diyebilir. Ben insanoğlunun ferasetine güvenirim. Mutlaka her toplumda vardır çürük elmalar, ama elmaların çoğunun çürümediğini bu ülkede vicdan düşünüyorum. Galip gelir mi? Kurumlar yani çürümüş olabilir. Evet. Yozlaşmış olabilir. Ama bir noktada haklı olunduğunu anlatmaya çalışmaktan da vazgeçmemek lazım. Öyle olmasaydı gazeteciler bu kadar hapse atılır mıydı? Önemli demek ki kimin haklı kimin haksız olduğunu konuşabilmek. Yani şimdiye kadar bu rejim rızayı değil baskıyı üretiyor. Ve bu baskıya da tabii ki hepimiz direnmeye çalışıyoruz. Ama bir noktada kendi konfor alanımızın dışına erişmenin bir yolunu bulmak, bunu düşünmek bunu da zorundayız. Biz daha çok diyalogla, daha çok konuşarak. Tabii elitler arası bir ittifakla olmaz bu. Yani siyasi parti yönetim elitleri arasında değil, halk içinde bir ittifaktan söz ediyorum. Mesela Güney Amerika'daki bazı ülkelerdeki bu değişimler çok konuşuldu ya, seçim öncesinde bizler de işte çok konuştuk. Lula'dır, evet. Odur budur, nasıl oldu falan diye, ama orada en önemli fark olarak benim hatırladığım konuşmalarımızdan mesela, oralarda sivil toplumun ne kadar güçlü olduğu, burayla karşılaştırdığımızda gerçekten bariz, orada etkisi var diye konuşuyorduk. Yani ben şunu düşünüyorum, seçimlerde muhalefetin işte seçmeni memnun edemeyen tavrı, yalpalaması, seçmenin bütün özverisine rağmen ve orada bazı yargıçlar da bu değişim umudundan cesaret alarak daha fazla hukuka göre, anayasaya göre, kanuna göre hareket etmeye çalışıyordu. Cesaret gösterilmeye başlanmıştı, fakat bunu karşılayamaması siyasi partilerden umudunu kesip sivil toplum örgütlenmelerine doğru yönelmesine de yol açabilir. Yani bu artık bizim kapımıza dayandı. Bizim çocuklarımız biyolojide din dersi, matematikte din dersi bir dayatma ve bu din kültürü ve ahlak bilgisi dersi değil, bir dünya
görüşünü, yaşam tarzını empoze etme, yaşam tarzına müdahale, hak ve özgürlükleri yok etme, otoriterleşmenin bizim hayat alanlarımıza girip devlet eliyle ve kamu gücüyle nasıl yaşayacağımızı, nasıl giyineceğimizi, neye inanacağımızı, nasıl inanacağımızı söyleyen bir devletle karşı karşıya kalıyoruz. Tam olarak totaliter rejim bu işte. İşte buna karşı sivil toplum örgütlenmelerini yaratabilir. Çünkü her etki bir tepki yaratır. Hı. Ama kendiliğinden zaman, de olan. Evet tabii şey her gibi. Siyasal etki size vuran şeye karşı bir tavır sergiliyorsunuz. Öyle bir ifade var galiba değil mi? Kazara demokrasi. Yani o noktaya çıkabilmek. Kazara değil işte mücadele ediyoruz. Mücadeleyle. Ediyoruz. Tesadüfe yer bırakmadan. İkinci meşrutiyetlerden beri mücadele ediyoruz. O devam ediyor, durmadı. Ve biz sarkacın içindeyiz. Otoriterlikle yarı demokrasi arasında. Gidip geliyoruz aslında. Tabii sürekli olarak yaşanıyor. İlk defa otoriterleşmedi bu ülke. Yani... Ve ama şöyle de bir umut verici bir şey var. Orada da sabitlenmedi. Bunu da hatırlatmak isterim herkese. Hiçbir zaman otoriterlikte sabitlenmedi. Hep çıktı. Yine çıkacak. Ona göre. Hareket evet. Etmek lazım. Oradan, o herkes de bunu bilsin. Buradan evet. Çıktığı zaman çoluğunuzun çocuğunuzun yüzüne bakacaksınız. Bu anayasa evet. Hala yürürlükte. Ceza kanunları hala yürürlükte. Kimse bunu unutmasın bence. Duyursun efendim. Evet evet yani hiçbir zaman o umudu kaybetmemek lazım. Mücadele bu işin esası. Mücadeleden de vazgeçmemek lazım. Çünkü yani demokrasi bunu istiyor. Batı demokrasilerinin en temel özelliklerinden birisi siyasal iktidarların değişmesinin yaşama ilişkin bir endişeyi kendi içinde barındırmamış olması. Evet. O siyasal partinin gidip ötekinin gelmiş olması bir yaşam değişimine neden olmuyor Batı'da. Batı demokrasilerinin güçlü olmalarının nedeni de o. Ama bizde biz böyle bir kaygı taşıyoruz en azından. Yani daha doğuya doğru geldiğiniz zaman bu kaygılar rejimlerle çoğalıyor. Adına demokrasi dediğiniz rejimlerle de çoğalabiliyor. Ama bu söylediğimiz gibi özellikle de yurttaşların bilinç düzeyiyle ilgili sizin demokrasiyi ne kadar yaşatabildiğiniz, ona ilişkin mücadeleyi ne kadar verebildiğinizle ilgili. Bizim o mücadeleyi vermekte bir anlamda eksiğimiz var belki ama öğreniyoruz. Şurada hocanın söylediği gibi giderek artıyor. Belki şimdi yine o süreçte daha da artacaktır. Bunu göreceğiz. Ben demin anlatmaya çalıştım. 10 yılda bir darbelerle biz bunları hep yaşadık ama her defasında da çıkmayı başardık. Asla umutsuz olmamak gerekiyor. Çok kodunda yok bu zaten. Buradan çıkacağız. Böyle bir herhalde. Yok tabii buradan yani. Çıkacağız. Ortadan bölünmüş. Şu anda bile ortadan bölünmüş gibi duruyor. Ama AK Partili seçmen de sorduğunuz zaman tarikat, cemaat, devlette yapılansın mı? Hayır diyor çoğunluğu. Tabii. Evet. Tabii. Ya da işte son dönemde en çok belki örnek gösterilen 29 Ekim'deki o kutlamalarda ya. Cumhuriyete sahip çıkış. Kutlamaktan öte aslında o bir tavırdı aynı zamanda. Devrimi tutmuştur. Tepki de. Bu ülke bir ulusa sahiptir. Bunu tekrar ümmete kimse çeviremez. Bir ulus bu ülkede yaşıyor. Dün de onun kurucusunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmışken aslında bu vurgu çok iyi oldu. Kapatacağım böyle 4-5 dakika bir sürem kaldı ama mevcut durumla ilgili belki şunu sormazsam olmaz. Şimdi Anayasa Mahkemesi üyeleriyle ilgili bir suç duyurusu var. Ne olacak? Kim bunu nasıl görüşecek? Anayasa Mahkemesi fiilen bunu zaten hep şu söyleniyor ya 15 üyeli 9 üye incelenecekse onlar katılamıyorsa en az 10 üyelinin katılması gerekiyor. Nasıl olacak? Şimdi şöyle burada ortada bir suç olmadığı için bence zaten Anayasa Mahkemesi Başkanı bunu gündeme almaması lazım. Bir kere daha izleyenlere hatırlatalım. Anayasa Mahkemesi üyelerini soruşturmaya yer olup olmadığıyla ilgili bir komisyon kurup bu soruşturmaya aşamasını yapıp ondan sonra da yargılayıp yargılamayacağına kendisi karar veriyor ve yargılama işini de kendisi yapıyor Yüce Divan sıfatıyla. Yani bir başka mahkeme ya da organ orada işte bir istisna var bu kapsama girmeyen onların yargılamasını yapamaz. Ama aynı zamanda başkana da Anayasa Mahkemesi kuruluş ve yargılama usulleri hakkındaki kanun ve iç tüzük yetki veriyor. Yani böyle dayanaktan yoksun bir anlamda ki
başvuruları reddetmesi icap eder. Öte yandan burada ortaya konulan irade Anayasa Mahkemesi tüzel kişiliğinin iradesi. Yani o içeride kararı verirken oylama yapmış olabilir belli bir sayıda ama ortaya çıkan irade mahkemenin iradesi. Dolayısıyla tüzel kişiliğin, hükmü şahsiyetin söylediği bir şey. Hiçbir zaman muhalefet şerhi yazabiliyor ama o mahkemenin iradesi olarak ortaya çıkıyor. Ya da o dolayısıyla çok yani mahkemenin azınlıktaki grubu çoğunluktakilerini yargılar diye bir şey diyemeyiz. Bir de tek tek oluyor bu iş. Yani o 14 soruşturmaya gerek görülürse o 14 biri yargılıyor. Yani toplu bir suç mu ki bu? Suçta ve cezada şahsilik ilkesi gereği. Bir de zaten o şahsın işlemi değil. Hükmü şahsiyetin işlemi nereden baksanız elinizde kalıyor. Tut gelin perçeminden. Bir de dilekçeyi galiba Yargıtay Başsavcılığına vermişler. Hadi buyurun sanki Yargıtay'ı Anayasa Mahkemesi yargılar. Yüce Divan sıfatıyla Yargıtay üyelerini Anayasa Mahkemesi yargılıyor. Vallahi acayip. Bütün her şey birbirine karışmış. Bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuştu, sormadan geçmeyeyim. Kalan iki dakikada. Yaşanan bu başkaldırı karşısında yasal sınırlar içinde kalmak sorunu çözebilir mi? Soru bu. Ama belki biraz da açmaya mı muhtaç bilmiyorum yani ama. Yani şöyle yasal sınırlar içinde kalmayan yargının bir yürütme tarafından iteklenmiş görüntüsü var. Yürütme tarafından ittirilen bir Yargıtay dairesi var. Yasal ve anayasal sınırlar içinde kalmayan. Buna karşılık Anayasa Mahkemesi işte elinde anayasa kitapçığı anayasayı hatırlatan kararlar filan yazıyor. Bu noktada yani Yargıtay Başkanı'nın Yüksek Disiplin Kurulu'nu harekete geçirerek bu dairenin üyelerini açığa alması ve disiplin prosedürü uygulaması gerekir diyeceğim ama Yargıtay Başkanı'nın bundan haberi olduğu görüntüsü de var. Yani kimi kime şikayet edeceksiniz? Böyle devlet içinde yarattıkları şizofrenik bir durum bu. Belki bu arada bir de şeyi unuttuk. Yani 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ni. Yani, o yerel mahkeme yani. Bu çok anlamlı bunun sonuçları. Yani bu Anayasa Mahkemesi ya da ahim kararlarına uymayan yargıçlardan bir tanesi Adalet Bakanlığı'nda şimdi bakan yardımcısı. Öteki Yargıtay üyesi. Yani uyulmama bizim açımızdan bu saate kadar yaptığımız değerlendirmeler bakımından hukuka aykırı. Ama yani taltif edilen bir yerde durabiliyorlar. Oralara çıkabiliyor. Buna bir yön gözetmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu açıdan HSK'yı irdelememiz gerekiyordu. Belki orası eksik kaldı. Yani HSK harekete geçmesi gerekiyordu. Hiçbir hareket yok. İşte yapılan başvurular var ama bakalım. Olmayacaktı. Çünkü HSK'nın başında Adalet Bakanı var. Adalet Bakanı'nın görüşünü biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve ben ısrarla yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın bugün 17. gün, 17 gün boyunca hiç konuşmamış olmasını son derece anlamlı buluyorum. Manidar buluyorum. Böyle demekle yetinerek bitireyim. Peki. Ve başka bir şey söylemeyeyim bari. Peki efendim. Şule Hocam çok teşekkür ediyorum katkınız için gerçekten. Anladık ne yaşadığımızı. Hukukçu olarak anlattınız ama biz aslında ne yaşadığımızı çok güzel anladık. Sayın Durakoğlu çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. Buradan Kemal Aytaç ki kendisi şarjı bittiği için efendim ona bağlanamadık yeniden ama sözlerini zaten bize iletti sağ olsun. Buradan teşekkürlerimizi iletelim. Ali Özgündüz'e de yine katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Vallahi şunu bir kez daha anlıyoruz aslında. Hukuka da danıştığımız zaman da anlıyoruz. Siyaseten de konuştuğumuzda anlıyoruz. Mesele sadece Can Atalay meselesi değil. Mesele memleketin geleceği. O gelecekten kimin ne umduğu ama ne bulacağı aynı zamanda. Çok teşekkürler bir kez daha. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık. Sizlere de katkılarınız için, sorularınız için, izlediğiniz için sonsuz teşekkürler efendim. İyi bir hafta sonu olsun. İyi haberler gelsin. Onların üzerinde de uzun uzun konuşmak nasip olsun. Hoşçakalın.